Hayırlı akşamlar sevgili seyirciler. Kanal Işık Ekranları'nda özel gündem programında sizlerle birlikteyiz. Çok uzun zamandan beri milletvekilimiz Ali Özkaya'yı konuk edemiyorduk. Çünkü mecliste yoğun bir gündem vardı. Hem bütçe vardı, daha sonrasında kanunlar vardı. Araya yılbaşı girdi. Ama rica ettik vekilimizden. Sağ olsun bugün bizim için ayağın tozuyla geldi. Seçim çalışmalarına da artık başladılar. Stüdyomuza geldi. Şu anda da canlı yayınımızda. Bizlere soru, vekilimize sorunuz varsa WhatsApp hattından bizlere de iletebilirsiniz. Onu da biraz sonra arkadaşlarımız alt yazıyla size geçecekler. Sayın Vekilim hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Yüz Bey. Teşekkür ediyorum. Sizlere hayırlı akşamlar diliyorum ve ekranları başında bizleri izleyen bütün hemşehrilerimize de vatandaşlarımıza da hayırlı akşamlar diliyorum. Sayın Vekilim, 2022 genel itibarıyla sizin açınızdan, Evet. hizmetler açısından değil, sizin açınızdan nasıl geçti? Hiç şüphesiz ki zor bir yılın kolaylaştığı süreç olarak geçti. Yani 2020 ile başlayan pandemi akabindeki hem ülkemizde hem dünyadaki bu ekonomik çalkantılar, krizler, enerji fiyatlarındaki uçuk davranışlar ve fiyat enflasyonu bizi inanılmaz derecede zorlamıştı. Ama Allah'a hamdolsun 2022 yılının Temmuz ayıyla birlikte yani Haziran ve Temmuz'da fiyatların açıklanmaya başladığı tarımsal taban fiyatları Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla birlikte adım adım rahatlama ve nefes alma. Daha sonra işte asgari ücret fiyatları, efendim memur maaşları, diğer artışlar bunları nebze artırdı ve rahatlama başladı. Zor başlayan, daha kolaylaşarak devam eden, güçlenerek devam eden bir Türkiye oldu. Benim açımdan da böyle bir yıl oldu. Hakikaten baş kısmında daha fazla sıkıntı yaşıyorduk. Çünkü gerçekten fiyat artışları insanları en çok etkileyen, bilhassa sabit gelirleri, dar gelirleri, alt gelir gruplarını çok etkileyen bir süreçti. Allah'a hamdolsun ki bu azalarak ve insanlar daha nefes alarak yürümeye başladılar. Bunu adım adım hep beraber de hissetmeye devam edeceğiz. Evet. Sayın Vekilim, 2022'de malum altılı masa çok fazla toplantı yaptı. Dün de bir toplantı yaptılar. 9 saatten fazla toplanıldı. Siz elbette altılı masayı da izliyorsunuz. Genel kanaatiniz nedir? Çerçevesini nasıl çizersiniz? Yani toplanıp toplanamayacağına, toplanınca ne konuşulacağına, neyi nasıl konuşulacağına 9'ar saatlik toplantılar sonucu karar veren bir masa var. Bu masanın tabii ne konuşacağını, hani Türkiye'nin temel sorunlarını artık konuşacağız demişti geçen gün birisi de. Tabii spiker de, gazeteci arkadaş çok güzel bir soru sordu. Yani ne zaman konuşacaksınız? Artık adayların belirlenme tarihi geldi. Henüz daha adayları belirleme tarihi gelmiş olmasına rağmen adayını belirlemeyen, Türkiye'nin birisi üniter yapısına konuşan, tartışmaya açan, birisi anayasadan Türk vatandaşlığı kavramını çıkartacağız, tanımını yeniden yapacağız diyen, bir başkası belediyelere, yerel yönetimlere özellik vereceğiz diyen, bir başkası ana dilde eğitim yani Kürtçeyi resmi dil olarak tanımlayacağım, eğitim vereceğim diyen bir kafa ve her biri birbirinin tersini söyleyen bir masa. Dünyanın hızlı değiştiği, anlık karar verildiği bir dönemde bunların konuşan bir masa, bırakınız Türkiye'yi kendileri bile yönetemeyen insanlardır. Ben oturdum, anayasa tekliflerini, o güçlendirilmiş parlamenter sistem dediklerini saatlerce, günlerce satır satır çıkarttım. Ve inşallah bir gazetede de makale şeklinde yayınlayacağım. Anayasa taslağını hazırlayanların ne anayasayı, ne Türkiye'yi, ne yönetim sistemlerini bildiğinden imkan ve ihtimal yok. Dışarıdan mı hazırlandı geldi demek istiyorsunuz? Yani ilgisiz insanların bölüm bölüm hazırladıkları şeylerin bir araya getirilip bir metin oluşturulduğu kanaatı geldi bende. Ne anayasayı güçlendiriyor, ne yürütmeyi güçlendiriyor, ne meclisi güçlendiriyor. Çok ilginç, size bir şey söyleyeyim. Anayasada 68. maddede siyasi partiler diktatörlüğün kurulmasını yasaklar anayasamız. Bunlar diktatörlüğün kurulmasını serbest bırakıyorlar. Yani diyor ki partiler diktatörlüğü kurabilir. %1'lik partilere eşit miktarda önce %25 olarak yardım yapılabilir. Buna yönelik bütün işlerin önünü açıyorlar.
Yani acaba bir diktatörlüğü savunan 22 kişilik hakimler kurulunun 20 üyesini meclis seçecek, onu da tombaladan seçecek. Böyle bir sistemi getiren insanların bu ülkeye iyi niyetinden şüphe ederim dersem ağır mı olur bilmiyorum. Peki şimdi bu hazırlık sürecinde belki bu kadar uzun toplantılar, aday belirlememe. Yani diyorlar ki onlar da biz önce belli hususlarda anlaşacağız. Ondan sonra adayımızı çıkartacağız, adayımızı söyleyeceğiz. Bu sizde şunu mu uyandırıyor? Yani yarın bunlar seçilirse, başkanlık sisteminde alırlarsa, Türkiye'yi bu şekilde yönetmeye kalkarlarsa Türkiye yönetilemez mi demek istiyorsunuz? Şimdi ne söylüyorlar? Diyorlar ki biz %50 artı 1 ile Cumhurbaşkanı seçeceğiz. Bugünkü anayasamız bu. %50 artı 1. İster birinci turda seçilsin, ister ikinci turda. Ama diyorlar, o seçilen %50 artı 1 olan Cumhurbaşkanı'nı 6 kişilik politbüro gibi bir konsey, %1'lik bile oy alan bir parti benim dediğimi demeden karar veremeyeceksin. Koalisyon diyorsunuz yani. Koalisyon bile değil. Bu diktatör yani azınlığın çoğunluğa diktatöryasıdır. Siz %50 artı 1 ile seçilen Cumhurbaşkanı'nı %1'e bağlayacaksınız. Böyle bir demokrasi, böyle bir yönetim sistemi olabilir mi? Böyle bir vatandaş ne diyor? Siz şimdi sürekli çarşı pazar, ilçeler, beldeler dolaşıyorsunuz. Vatandaşın tepkisi ne? Vatandaş diyor ki bunlara bu ülke, bu devlet teslim edemez. Bizim Afyon Karahisar'ın tabiriyle bunlar 3 koyunu güdemezler diyor. O kadar da değil. Bu kadar. Aynen bu kadar. Net. Çünkü en temel konularda birbiriyle anlaşamayan masanın şekli konusunda günlerce toplantı yapan... Ama onlardan iki tanesi sizin bakanınızı sayın efendim, vekilim. Mesela yani madem onlar beceriksizdi, niye onları bakan? Anadolu'da yine bir söz vardır. At sahibine göre kişilerdir. Eğer lider, güçlü bir lider olursa ekipte herkese yer bulur ve çalıştırır. Ama liderlik ruhu olmazsa kendisini lider zannederseniz ondan sonra sıkıntı başlar ve problemler arka arkaya gelir. Şimdi birisi diyor ki ben %47,5, %49,5 oy aldım. Meydan burada, buyurun alın. Birisi diyor ki ben ekonomiyi çok iyi noktalara getirdim. Sizin getirdiğiniz ekonominin ne olduğunu biliyoruz. Dolar sabit, dünyadan her yerinden Türkiye'ye ithalat cenneti. Çok para, ucuz para, ithalat cenneti. Sıkıştığınız an hiçbir şeyiniz üretemiyorsunuz. Kendi kendinize yetmeyen bir ülke. Ve ama AK Parti'nin iktidarıydı. AK Parti iktidarıydı. Hiç şüphesiz AK Parti'nin... Şimdi sonuç itibariyle AK Parti'nin bakanı bir yönetiminde siz güveniyorsunuz, teslim ediyorsunuz. Ama süreç içinde görüyorsunuz ki burada bir hata var. O zaman kenar alıyorsunuz. Bakın ben 2002'den beri partide görevliyim. 2007'de ilk defa milletvekili olarak gezdim Afyonkarahisar. O günden bugüne kadar 5 defa aday olarak gezdim. 2015'ten itibaren milletvekili. Biz gerçek manada sanayi yatırımlarına 2015-2016'dan itibaren başladık. Bilhassa Berat Albayrak Bey'in FETÖ'den sonra diyorsun. FETÖ sürecinden sonraki süreçte şu Afyonkarahisar'a bakın. 8 tane OSB'miz, fabrikaların dolması, yeni OSB'lerin kurulması, mevcut OSB'lerin böyle zorla yürüdüğü bir dönemde bugün 3-4 ilçemizdeki OSB'lerde yer kalmadı. Bu ilk 10 yıldan 12-13 yılda, 15 yılda niçin olmadı da son 5-6 yılda oluyor? Türkiye'nin ekonomik modeline geçip biz üretim yapacağız. Biz istihdam yapacağız. Biz ihracat yapacağız dedik ve bundan sonra bu süreç başladı. Zorlukları var mı? Elbette ki zorlukları var. Ama hamdolsun ki her gün yükselen bir Türkiye var. Her ihtiyacını üreten bir Türkiye var. Biz de hangi silaha, ürüne ambargo koydularsa onu üreten bir Türkiye var. Bunu bugün büyük bir mutlulukla görüyoruz ki istihdam artıyor. Dünya resesyona giriyor, ekonomik durgunluğa giriyor. Ama biz şükürler olsun büyümeye devam ediyoruz, gelişmeye devam ediyoruz. Evet. Size göre altılı masanın lideri kim? Orkestra şefi kim? Yani sanki Meral Akşener ortalığı daha çok oradan buradan oynayarak dizayn etmeye çalışıyor diye görüyorum. Adayları kim olacak efendim size göre? Demokrasi olursa Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Kılıçdaroğlu'nun olması gerekir. Eğer demokrasi varsa Sayın Kılıçdaroğlu'nun olması gerekiyor. Niçin? Sizin de canınız onu istiyor herhalde. Hayır yani vaka bizim canımızın kim istedi diye. Bizim adayımız belirli. Sayın Cumhurbaşkanımızın aday olduğunu Sayın Cumhurbaşkanımız kendisi söyledi. AK Parti bizim bütün yöneticilerinde, Sayın Devlet Bahçeli de
kararımız net, adayımız net diye söylüyor. Aday belli, karar net. Karşı tarafta da birisinin kimi çıktığı bizi çok ilgilendirmiyor. Ama eğer bir demokrasi varsa, bir eşyanın tabiatına uygun davranış dediğimiz bir durum varsa, en yüksek oyu alan partinin genel başkanının aday olması gerekir. Bir siyasi parti niçin kurulur anayasa gereğince? Ülkeyi yönetmeye talip olmak için kurulur. Siz ülkeyi yönetmeye talip olan partinin genel başkanı, ülkeyi yönetecek cumhurbaşkanına talip değilseniz ne işiniz var o koltukta? Niye genel başkan oluyorsunuz? Niye partinizin başında 12 yıldır durup 10 seçimi kaybediyorsunuz? Ya aday olacaksınız, kazanacaksınız ya da kaybedeceksiniz. Bunun başka bir yolu yok. Demokrasi ve yönetim güven ve cesaret işi. Kendinize güveneceksiniz, milletinize güveneceksiniz ve cesaretle öne çıkacaksınız. Cesaretiniz yoksa o zaman sonuçlarına katlanacaksınız. Siz dediniz Meral Akşener biraz ortalığı karıştıracak gibi biraz farklı dediniz de. Ama siz de sanki buna biraz katkı sunuyorsunuz. Nasıl? O arada Ekrem İmamoğlu'na ceza verildi. Yani Ekrem İmamoğlu'nu kahraman mı etmek istiyorsunuz? Yani, veya siz de mi biraz çarşıyı karıştırmak istiyorsunuz? Estağfurullah. Ekrem, şimdi bu sözü söyleyen kim? Çok affedersiniz. Ahmak sözünü söyleyen kim? Ekrem İmamoğlu. Hangi tarihte söylemiş? Haziran veya Mayıs'ın sonu 2019'da söylemiş. Yani 3 yıl önce. 3 yıl önce söylemiş. 3 yıl önce. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın avukatlığı yaptığım dönemde benden önce arkadaşlar başlatmıştı. Ben de tamamladım. 2006 yılında birisi ahmak sözünü söylemiş. Ankara Sulh Ceza Mahkemesi beraat kararı vermiş. O günkü Sosyal Demokrat Yargıtay üyelerinin hepsi oy birliğiyle burada suç vardır demiş. AK Parti'ye kapatma davası açan başsavcı hayır bu suç değildir diye Ceza Genel Kurulu'na itiraz etmiş. Ceza Genel Kurulu bu suç vardır, hakaret suçu doğmuştur demiş ve yerel mahkeme gelmiş 11 ay 20 gün hapis cezası vermiş. Ama burada biraz ceza 2 yılın üzerinde. Şu, birincisi buradaki kişi, muhataplar, kamu görevlileri 1 yıl mecbur, 6 yıl, alt sınır 1 yıl. Burada hakim 1,5 yıl vermiş. Niçin verdiğinin gerekçesinde yazması gerekir. İki, kurul halinde suç işlenirse 1/4 ile 3/4 arasında artırılır. Hakim 1/2 artırmış. Bunu niye artırdığını da söylemesi gerekir. Burada bir konu daha var. Ekrem İmamoğlu ordu valisine çok affedersiniz it dediği için de 7800 lira para cezası almış. Bizim ceza kanunumuz 58'e 3 der ki bir kişinin mahkumiyeti varsa para cezası bile olsa ikinci işlediği suçta para cezası veya hapis seçimlik bile olsa mutlaka hapis vermek zorunda. Yani hükmün açıklanmasını geri de bırakamıyor. Şöyle hükmün açıklanmasını geri bırakabilir 2 yıl olduğu için 2 yılın altına düşse kendileri istememişler zaten hükmün açıklanmasını geri bırakılmasını kabul etmemişler. Bu hapis cezası olmak zorunlu kanun gereğince. Bu kanun eskiden beri de aynı, yeni değil. Bir yıldan fazla olduğunda eskiden beri de olsa mahkumiyetle geçici bir sürede olsa siyaset yasağı, seçim yasağı gelir. Bu yeni bir hüküm değil. Ve kesinleşmemiş bir ceza. Bunun istinafı var, temyizi var. Temyizi de biz yeni getirdik. 2019 yılındaki infaz kanunu değişikliği sırasında getirdik. Eskiden bunlar istinafta kesinleşirdi. Yargıtay önünü açtık. Yani burada ben şunu düşünüyorum. Bir insan ceza aldığı zaman üzülür. Davul zurnayla kutlamasını, sarıla sarıla, kucaklaşa kucaklaşa kutlamasını onu soracaktım. Bir ilginç bir şimdi şey. Mahkeme kararı vermeden önce bunu liderler de açıkladılar zaten. Ali Babacan bunu tam net olarak dakika dakika açıkladı. Şunu söyledi. Meral Akşener daha mahkeme kararını açıklamadan önce arıyor liderleri. Ben İstanbul'a yola çıkıyorum. Muhtemelen ceza verilecek. Orada olacağım diyor. Ve orada da kameralara da yansıttı. Ceza verildiği açıklandıktan sonra da kalktılar sırlar. Siz bir siyasetçi olarak, yılların siyasetçisisiniz. Yani bunu nasıl yorumlayabiliyorsunuz? Şimdi biz o gün açıklandığında genel kuruldaydık. Genel kurulda Allah var bizim bütün milletvekili arkadaşlarımız ya bu karar nedir diye bir şaşkınlık hali yaşadılar. CHP'lilerde de bir şaşkınlık hali yaşayanlar, bir sevinenler, bir üzülenler vardı. Diğer partide de bizim milletvekillerimizden birisi CHP'nin bir grup başkan vekiline gitti. Ya başkan bu nedir diye. Diyor ki sizin arkadaşlara bakıyorum bir tedirginlik ve şey var. Yani bu niye böyle bir karar verildiği gibi bir durgunluk var. Dolayısıyla bu işin sizinle bir ilgisi olmadığını anlıyorum. Bizimkilerden Kılıçdaroğlu'nu isteyenler üzülüyor, Ekrem'i isteyenler seviniyor. CHP yarı yarıya. Burada bir tuhaflık var diyor. Şimdi CHP Genel Başkanı Almanya'ya
duruşmanın olduğunu bilerek gidiyor. Dolayısıyla hukukçularına soruyor, herhangi bir sorun çıkmayacak, dava yok, karar verilmeyecek, gidiyor. Meral Akşener'in o gün sabahleyin duruşma, daha sonra hakim işte duruş şey istiyorlar, savunma için süre istiyorlar, vermiyor ve saat 4'e koyuyor. Bunu nereden biliyorsunuz? Sabahleyin erken saatte ben geliyorum diye Saraçhane önünde toplanacağız diye. Bunları nereden biliyorsunuz? Tarih bir gün yazar bunu, nereden bildiklerini, nasıl olduğunu. Ama bu işin içinde bir siyaset mühendisliği var. CHP'liler de bunu diyor. Bir siyaset mühendisliği var. Bizim kendi içimizi karıştıranlar var. Bunu da İyi Parti'nin genel başkanı yapıyor dediler. Bizim parti işimize karışmayın dediler. Bunların bir kısmını zaman yazar, görürüz. Bunların bir bölümü bize kapalı şeyler. Yani birebir yaşananları bilemeyiz. Ben şunu biliyorum, size hiçbir şey kapalı değil. Yok estağfurullah. Öyle bir şey, asla öyle bir şey değil. Ben kendi tanıdığım eşimden, dostumdan, meslektaşlarımdan, arkadaşlarımdan soruşturduğum kadarıyla yaşayarak göreceğiz ne olduğunu oradakilerin. Evet. Seçim ne zaman efendim? Mayıs ayı diye düşünüyorum ben. Neden Mayıs ayı diye söyleyebilirsiniz. İki sebebi var. Normalde kanun gereğince seçim tarihi 18 Haziran 2023. Cumhurbaşkanlığı seçim kanunu gereğince. Ama bir Güneydoğu Anadolu'daki tarım işçilerin büyük kısmı Mayıs ayından itibaren yerinden ayrılıyor ve batıya geliyor. Çok ciddi bir sayı. İki, Haziran'ın 18'i gibi o dönemlerde üniversite sınavları, lise sınavları yoğun bir sınav dönem oluyor. Üç, o dönem kurbanla denk geliyor ve çok ciddi sayıda insan hacca gidiyor. Dolayısıyla oy kullanma imkanları. Yani bunları üst üste koyduğunuzda makul bir öne alma gerekiyor. Bu da Nisan ayı kanun gereğince pazar günleri yapıldığı için seçim. 7 Mayıs, 14 Mayıs, 21 Mayıs. Sanki 14, 21 Mayıs, 20, bunlar sanki daha uygun gibi geliyor. Yani bu bir olabilirler içinde görünen. Evet. 14 Mayıs olarak bir yol haritası AK Parti'de buna göre bir projeksiyon var mı? Bilmiyorum. Ben o heyette olmadığı için bilmiyorum. Peki seçimle ilgili şimdi 120 gün civarında bir şey var aşağı yukarı veya 130 gün en fazla. En sonki tarih nedir? Milletvekilliği adaylarının açıklanması, YSK'ya verilmesi. Son tarih nedir efendim? Kaç gün kala? Cumhurbaşkanı seçim kanununda ve milletvekili seçim kanununda Cumhurbaşkanı'nın veya meclis başkanının meclisin karar alması durumunda 60 gün sonraki pazar günü seçim yapılır diyor. Bir maddede, milletvekili seçim kanunu bir maddesinde 90 gün diyor. Ama benim şahsi kanaatim bütün 90 günler eskiden 90 günde 60 güne indiğinde o fıkra bir unutkanlık diye okuyorum hukukçu olarak. Sonraki çıkan kanun 60 gün, değişiklik sonraki kanunlar hepsi 60 gün, bir tanesi 90 gün. Dolayısıyla 60 gün kuralı uygulanır. 60 gün olduğuna göre 18 Haziran'ı kabul edersek 18 Mayıs, 18 Nisan seçimin başlangıcı. Eğer 18 Haziran olursa 18 Nisan'dan itibaren ki bir 15 gün sonra falan çünkü YSK takvim ilan eder. O ilk 15 gün içinde milletvekili adayları kesinleşir. Bir ay önce gelirse yani 14 Mayıs, 21 Mayıs'a gelirse de Mart'ın ortası gibi olur. Bu ne demektir? İstifa edecek bürokratlar vesaireler Mart ayı gibi, Şubat soyu, Mart başı istifa ederler. Evet. Listelerde Nisan ayı gibi netleşir. Nisan evet. Başı gibi. Peki unutulan o madde yarın başınıza problem çıkartabilir mi? Bir anayasa mahkemesi konusu olabilir mi? Hayır, çıkartmaz. Çünkü Yüksek Seçim Kurulu anayasamız gereğince seçim takvimini belirleme yetkili tek organdır. Seçimin gününü, takvimini belirler. Evet. Yani bazen kanunlar arasında biz her zaman çelişki olabilir deriz. Kanunların yorumu eski kanun, yeni kanun, genel kanun, özel kanun uygulamaları vardır. Burada yeni kanun, özel kanun, Cumhurbaşkanlığı kanunu orada da 60 gün net. YSK verdiği karar da net zaten. Tabii YSK'nın takvimi nettir. Buna Anayasa Mahkemesi dahil hiçbir organa itiraz edilemez. Evet. Sayın Vekilim, şimdi 2022'den bahsettik, çalışmalardan bahsettik. 2022'de neler yapıldığını, 2022'yi nasıl geçirdiğimiz, 2023'te neler olacağını konuşacağız. Ama bunun öncesinde, bir 3 ay öncesine baktığımız zaman, 90 gün öncesine baktığımız zaman,
AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın gerçekten halkta bir moral bozukluğu vardı. AK Parti teşkilatlarında bile bir moral bozukluğu vardı. Bu hepinizde hissediliyordu. Yüzünüze baktığımız zaman da hissediliyor. Çünkü bir ekonomik sıkıntı had safhadaydı. Ama hep açıklamalarınızda, bakanların açıklamalarında, Cumhurbaşkanımızın açıklamalarında yılbaşından sonra her şey düzelmeye başlayacak. O zaman göreceksiniz. Bilinçli yapılan bir sıkıntılı dönem mi geçirttirdiniz bu halka? 90 gün ben gazeteci olarak sormak zorundayım. Şimdi birden her şey farklılaşmaya başladı. Toplumun her kesimi aylardır, yıllardır çözülmeyen problemler birer birer çözülmeye başladı. Yani şimdi daha önce de söyledim, arkadaşlarıma da söyledim burada. Yani Cumhurbaşkanımız artık her ekrana çıktığında, yani bugün mutlaka bir şey söyleyecek, bir kesimi ilgilendiren bir şey söyleyecek ve karşısında işte 6 tane atıyorum boksör var diyelim. Tek Cumhurbaşkanı Devlet Bey'le beraber ringde haşatını çıkartıyor. Yani bunu da ben gazeteci olarak söyleyebilirim. Evet. Ve çünkü her gün bir şey söylüyor. Her gün bir kesime dokunuyor. Bugün çiftçilerle ilgili. Ben bekledim yani belki bizim gazetecilerle ilgili de belki 10 Ocak'ta Cumhurbaşkanımız bir şey söyleyebilir. Onu da size buradan vekilimiz olarak iletmiş olalım. Ama gerçekten bilinçli bir sıkma hareketi miydi? Ve şimdi her şey farklılaşmaya başladı. Şöyle, bunun içeriden ve dışarıdan sebepleri var. İçeriden sebebi nedir? Sizin kendi aldığınız kararlar, bütçenin durumu, mali disiplin, gelirlerin tahsili, giderlerin harcanması. Bu çok önemli. Dışarıdan sebeplerine biz geçen yıl 100 milyar dolar enerji ithalatına para verdik. 100 milyar dolar. 100 milyar doları bugün dolara çarptığınızda 1 trilyon 870 milyon milyar TL yapıyor. Büyük bir rakam. Bu ilk yaptığımız bütçe kadar bir rakam. Brent petrol 135 dolara kadar çıktı. Bugün zannediyorum 77 dolar civarında. 8 liradan dolar 18'e geldi. Geçen yıl biliyorsunuz 20 Aralık günü de 18,5 20'ye kadar gelmişti. Kur korumalı garantili mevduat getirilince 13'e kadar düştü. Evet. Ve o günden bugüne o gün çok bilinçli bir tercih, çok akıllı bir tercihle Türkiye'nin ekonomik olarak bir felakete doğru sürüklenmesi önlenmiş oldu. Sonra da adım adım her bu insanların ülkesine olan güvenini getirdi. Dolar belirli bir makul seviyede yükseldi gitti. Enerji fiyatlarındaki düşüş 32 liraya 33 liraya kadar çıkan motorin indi 22 liraya. 21 liraya benzin hatta 15,5'a kadar indi. Bu ne yapıyor? En önemli girdi kalemini rahatlatıyor. Evet. Sizin gelirleriniz, bütçe gelirleriniz performansları yükseliyorsa, kurumlar vergileri, şirketler çok ciddi kar edip kurumlar vergisi tahsilatlarınız yükseliyorsa, bütçe için öngördüğümüz yaklaşık 450 milyar açık 20-30 milyara kadar azalıyorsa, bunlar çok ciddi bütçede artık kalıyorsa, kalan her parayı da Sayın Cumhurbaşkanımız vatandaşımıza yansıttı. Ne yaptı? EYT. Yaklaşık 20 milyarın üzerindeki bir parayı bir kalemde çizdi. Gençlerimize helal hoş olsun dedi. Gençlerimizin kredi borçları. Şimdi 1 Ocak'tan itibaren 1999 yılında ve öncesinde getirilen EYT'yi kaldırıyoruz dedik ve yaş şartı aranmaksızın da. Ama daha önceden de bunu kaldırmak... Şimdi onu da ile ilgili çok ciddi bir tepkisi vardı. Doğru, o da doğru. Mecellenin büyüklüğü var. Diyor ki mecelle, ezmanın tegayyürü ile ahkamın tegayyürü inkar olunamaz. Yani zamanın değişmesiyle hükümlerin değişebileceği gerçeğini ortadan kaldırmayın diyor. Dün ciddi bir sıkıntı görüyorsunuz. Bugün geldiğiniz noktada siyaset toplumla ve milletle yapılan bir iş. Siz milletin hepsini karşınıza alarak, milletin büyük beklentisi olan hususları hayır ben görmüyorum seni, yok sayıyorum diyerek yapabileceğiniz bir konu değil. Mesela ben gazetelere de sizlere de söyledim. Asgari yaşta kadınlar için 48, erkekler için asgari 50 olması gerektiği kanaatindeydim. Bu şahsi fikrim. Olması gerektiğini düşünüyorum. Ancak anladım tabii Sayın Cumhurbaşkanımız çok ciddi anket yapan, halkla inanılmaz derece bilgi akışı olan ve
Bu bilgi akışıyla doğru kararlar veren bir büyük lider. O gün EYT'de yaş şartını kaldırdım dedi. Ve o 1999 yılındaki şartları taşıyan herkes emekli olacak. Biz Ataköy tarafında o gün esnaf ziyareti yaptık. Saatlerce gezdik. İnanır mısınız, insanların %99'unda bir tek kişi ben emekliyim erken oldu bu yaş dedi. Onun dışındakilerin tamamı Sayın Cumhurbaşkanımız çok doğru bir iş yaptı. Allah razı olsun bunu yapması gerekiyordu dedi. Ve büyük bir teveccühü gördü. Şimdi bunu siz milleti iyi dinlerseniz, milletten iyi dönütler alırsanız o zaman dünkü söylediğinizin de doğru olduğuna inandığınız için söylüyorsunuz. Ama sonuçta bu siyaseti millet için yapıyorsunuz. Millet bir konuda kilitlenmiş. Sizinle aynı düşünmüyor. Ve ekonomik imkanlarınızla, bütçe imkanlarınızla görmüşsünüz ki bunu karşılama durumum var. O zaman dünkü kararınızı revize edebiliyorsunuz. Biraz seçiminde etkisi var bunda. Efendim? Seçiminde etkisi var tabii ki. Yani biz bu milleti iradesini almalıyız ki bu milletin hizmet etmeye devam etmeliyiz. Milletin iradesi Demirel'in sözü çok önemli. Meşhur bir söz malum. İktidarlar için en net belirleyici yer tenceredir diyor. Tencerenin kaynaması ve bunun sürekliliği devamı fevkalade mühim. Emekli maaşı sosyal devletin en temel özelliklerinden birisi. Çünkü en ücra noktalara kadar her ay maaş giriyor. Peki emekli maaşında çok iyi bir konuya değindiniz. Siz yani ben özelliğinizi iyi biliyorum. Doğruya doğru, eğri eğri dersiniz. Yani bir şey vicdanınızı sızlatıyorsa da ne olursa olsun onu da rahat bir şekilde söylersiniz. Şimdi emekliye 5500 lira, asgari ücret 8500 lira. Ya bu arada yine bir şey var. Bu sizin vicdanınızı rahatsız ediyor mu? Şöyle söyleyeyim. Ben fakültede sosyal güvenlik dersini 3. sınıfta gördüm. İş hukuku 3'te, sosyal güvenliği 4'te. Yıl 1990. 91. O günde de 1950'den beri en son aldığınız maaşın %75'i bağlanırdı. Kaç para aldınız? %75. Sonra %60'ı 48, 42. Şimdi hiçbir zaman asgari ücretle kadar bir emekli maaşı olmadı. Bir kişi ama olması gerekmez mi efendim? Olması gerekmez. Yani, gerekmez. Sebebini söyleyeyim. Çalışana 8500 lira vereceksiniz. Emekliye 8500 lira. Kim bir gün daha fazla çalışır? Çalışmaz. Böyle bir sistem olmaz. Çalışanla emekli olanı bir tık ayıracaksınız. Ama emekli olmak için de belli şartlar gerekiyor. Herkes emekli gerekiyor, olamıyor ki. Oluyor. Şöyle. Bugün 25 yıl. 18 yaşından itibaren girebiliyorsunuz. 16 yaşından itibaren çalışırsınız. Prim günleriniz sayılır ama emekliliğiniz için temel tarih 18 yaştır. Yani 18 yaştan öncekilerin prim günleri sayılır ama emeklilik başlangıcı olarak sayılmaz. Bu ne demektir? Kadınlarda 20 yılı koydunuz 18'e kaç ediyor? 38. Erkeklerde 25 koyarsanız 43. 1977-78 yılında emekli olup da bugün 45 yıldır maaş alan büyüklerimiz var. Vefat ettiğinde dul kalırsa eşi evlenmemiş veya dul olursa kızına tabii, maaş bağlanıyor. Fotoğrafın yani madalyonun başka bir tarafı. Evet. Bu devasa bir rakam. Bunu hesap eden bütün dünya hesap ediyor. Yeni biz Şili'ye gittik. Şili'nin milli geliri bizim iki katımız. 22.500 dolar civarında. Şili'de sosyal güvenlik, emeklilik diye bir müessese yok. Şok oldum ben. Emeklilik diye bir müessese yok. Onun için 22.500 dolar demek. 22.500 dolar milli geliri. Onun için demek. Efendim? Onun için demek. Yani kaç dolar olsa olsun emekliliği olmayan hiçbir şey risktir. Yarın çalışamıyorsunuz ki. 70 yaşında nasıl çalışacaksınız? Nerede çalışacaksınız? Yani sonuçta bir zaman gelecek, biriktirdiğinizden emekli olacaksınız. Bunun da en doğrusu devletin kurduğu sosyal güvenlik sistemi. Doğru. O nedenle yani eskiden efendim emeklilik daha fazla. Şöyle olur. Asgari ücretin olduğu bir yerde iki kat çalıştığınız maaş aldığınız iki kat prim ödersiniz. 8500 lira asgari ücretken 10 bin lira emekli maaş alabilirsiniz. Bugün de 10 bin, 15 bin, 20 bin, 30 bin emekli maaş alanlar var. Ama bu en alt grup. Evet, biz en alt grubu düşünüyoruz zaten. Evet, en alt grubu. Bunun için de biz en alt gruba %60 zam yaptık. Evet. Diğerine %30 yaparken. Evet. Sayın Vekilim, şimdi 3 ay önce de siz özellikle beldeleri daha fazla bir tur yapmıştınız, ilçelere gitmiştiniz. Şimdi yine caddelerdesiniz, beldelerdesiniz. 3 ay öncesiyle bugüne göre
Vatandaşın yüzüne baktığınız zaman fotoğrafı çekiyorsunuz. Kesinlikle çok daha, çok daha güler yüz var. Bir, Sayın Cumhurbaşkanımızın ister sağcı ister solcu, kim olursa olsun, hangi parti olursa olsun, hepsi Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı bir güven var. Tayyip Erdoğan varsa diyor mutlaka bir sorun çözülür. Bu çok olağanüstü büyük bir... Meclise karşı mı güvensizlik? Hayır. Önceki lider. Sonuçta insanların bir siyasal görüşü var. Düşüncesi var. Kendi partisi var. Diyor ki ya mesela CHP ile yakınlığı olan bir bankanın yöneticilerinin yapıldığı bir toplantı. Orada bir yönetici diyor ki, dedi ki bana ya orada da konuşuldu diyor. Artık AK Parti'nin Cumhur İttifakı'nın tekrar geleceği, Sayın Cumhurbaşkanı'nın tekrar geleceği belli. Görünüyor, net. Altın masadan bir şey olmaz. Onlar daha masada ne konuşacaklarını konuşacaklar. Ne konuşacağını konuşacaklarla bir ülke yönetilmez. Burada her şey net. Ne söyleneceği belli, ne zaman ne yapılacağı belli. Sayın Tayyip Erdoğan'ın tekrar Cumhurbaşkanı olacağı belli. O nedenle buna göre belirlemeliyiz. Bakın bütün marketler ne dedi 1 Ocak'tan itibaren? Bir kısmı 2023 tane ürüne ay sonuna kadar zam yapmayacağım. Birisi %40 indirim yapacağım. Birisi şunu yapacağım böyle. Herkes kimin yöneteceğini biliyor. Yani durdukları yerde demediler ama. Kimse durduk yerde demedi. Sopayı gördüler de öyle dediler. Bakın bu sopayla vesaire olabilecek asla bir şey değil. Niye göstermediniz daha önce? Yani sopa gösterip de yaptıysanız Allah razı olsun. Efendim, sopanın ya bunu da yapmanız lazım hayır, daha önceden. Sopanın sonucu değil. Bu bir güvendir. Ekonominin temeli güvendir. İnsanlar yani varlıklarını kaybedecek. Varlıklarını kaybedecek insanın birçoğu sopadan vesaireden korkmaz. Dolayısıyla sizin onun varlığına varlık katacağınıza inanması gerekiyor. Ve görüyor bunu. Diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı bir telefonuyla diyor tahıl koridoru açılabiliyor. Milyonlarca insan aç kalmaktan bu sayede kurtuluyor. Enerji fiyatları, gıda fiyatları yükselmekten bu sayede kurtuluyor. Bakın bugün mısır ithalatı, ayçiçeği küsme vesaire ithalatı rahatladığı için Sayın Cumhurbaşkanımız ne dedi? Nisan ayının sonuna kadar yem ve gübrede hem indirim yaptım hem de fiyatları sabitledim. Zam gelse de yapmayacağım. Bunu devlet olarak ben söyleyeceğim. Çünkü görüyor. Bunu gördüğü zaman o zaman diğer kalemler de evet diyor ben bunu görüyorum. Enerji fiyatlarının artmayacağını görüyorum. Doğalgazda %16 indirim yapıyorum. Elektrikte sanayide %16 yaptım. Bu %30'a tekabül ediyor faturada. Bugün EPDK'yı aradım. Oradan öğrendik. Biz doğalgazı 900 dolara ithal ediyoruz. 900 dolara, 210 dolara vatandaşımıza veriyoruz. Dünyada yapan ikinci bir ülke yok bunu. Şimdi bunu... Bunu efendim, şimdi Afyon genelinde de sözünüzü kestim, kusura bakmayın. Afşet'te de bunu uygulamanız gerekmez mi? Yani şimdi Afşet yeniden zam yapma hazırlığında bunu da söylemiş olalım. Yani bu sübvanse edilebiliyorsa, devlet milyonlarca aboneyi bu şekilde sübvanse edilirse gerçekten elektrikte de bir ciddi sübvanse var. Elektrikte %50. Evet, elektrikte %50. Diğerinde %75. Yani bu yapılabiliyorsa en azından Afşet'te de zaten daha önce bir zam alındı, karar alındı ama bir Afyon milletvekili olarak O zaman ben size birkaç şey açıklamam lazım. Açıklayın, buyurun efendim. Efendim 100 metrekare Afyon Karahisar'da bir konut. 100 metrekare bir konut. Bu yaklaşık 4-5 ay önceki fiyattı. Kömürle ısınıyorsa 3800 TL'ye, ithal kömürle ısınıyorsa 3800, yerli kömürle 3600 aylık. Doğalgazla ısınıyorsa 1800 yoğun olduğunda, Afşet'le ısınıyorsa 600 liraya ısınıyordu. Şimdi sonuçta Afyon'da yaşayan hepsi bizim vatandaşımız. Kömür tüketen de bizim vatandaşımız, doğalgazı tüketen de, ithal kömürü de, Afşet'i de. Şimdi aynısı. Siz birisi 600 liraya, birisi 1800 liraya, birisi 3600 liraya ısınıyorsa bunda bir dengeyi kurmak mecburiyetindesiniz. Ama yani şimdi buna rağmen Afşet'teki şey bugün bile doğalgazın yarı fiyatı değil. Metrekare bazında. Haklısınız ama Afşet yenilenebilir bir enerji ve bizim yer altından çıkan su tekrar gerisin geri oraya gidiyor. Ama doğalgazda dışarıya bağımlıyız. Yine kömürde ciddi bir maliyetle çıkartılıyor, buraya getiriliyor. Ama bizim Afşet'imizde sirkülo ediliyor. Söyleyeyim. Elektrik, dedim ya az önce elektrik fiyatı. Bizim Afşet'te bu ayki elektrik faturamız 16 milyon TL. 16 milyon TL. Bunun yaklaşık 6 milyon TL'sini kendimiz jeotermal üretiyoruz. 9 milyon civarında ısınmadan para topluyoruz. Bizim elektrik faturamızı bile
Zor Güneş lazım. Enerjisini niye kurmuyorsunuz efendim? Evet, onun için de güzel. Bunların hepsi işte adım adım olan. Bugün niye bekliyorsunuz yani burada? Kolay kararımızı aldık. Sayın Vekilim, siz tek başına iktidarsınız. Efendim bir dakika. Tek hem yerelde hem şeyde. Yani biz Afşet'e bakın. Kadar... Bir yıl Afşet batmış bir şirketti. 6 ay. İşte batmış. 8 ay önce. Efendim 6 ay, 8 ay önce teknik manada batmıştı. Teknik manada. Ne demek? Ticaret hukukunda, şirketler hukukunda geliri giderini aşmışsa, borçları varlığını aşmışsa, evet büyük bir kaynağı olan bir şirket ama borcu var, gelirini aşmıştı. Gittik biz 30 milyon lira acil kredi aldık bankalardan ve 3 tane motor sipariş verdik. Onları getirdik. Bu yıl Afyon'da ısınmayla ilgili şükür bir sorun olmadı. Geçen yıl insanlar dondu. Biz bir karar aldık. Genel müdürü değiştirdik. Genel müdür değiştikten sonra 3 tane motor aldık. Bütün kuyuları yeniliyoruz. Yani o alınan motorlarla da ilgili gerçekten İsmail Bey, İsmail Karabey güzel de çalışıyor. Evet. Takdir ediyorum. 7/24'te işinin başında. Alınan pompalarda da ciddi bir indirimli de alındı. 200 onu da biliyorum. Bin doların yani üzerinde onlar, daha iyi kalite marka, daha ucuza alındı. Onları takdir ediyoruz. Şimdi efendim ondan sonra da 30 milyon bakın borçlandı. Mevcut birikmiş elektrik borçlarımız var. Hızlı bir şekilde hem valiliğimiz hem belediyemiz karar aldı. Sermaye artırımına gidiyoruz. Sebep bu borçları ödeyelim ve Güneş Enerjisi kuralım. İnşallah şimdi bir yerini belirledik. Bugün daha TOKİ'den o arsayı TOKİ'ye geçirdik ve belediyemize alıyoruz orayı. Çok yakında ciddi bir Güneş Enerjisi kuracağız. O belediye için mi, Afşet için mi efendim? Efendim orayı Afşet yani siz Afşet'in bir kısmı belediye, bir kısmı valilik. Orasını çünkü Afşet anonim şirketi olduğu için TOKİ doğrudan Afşet'e veremiyor. Mecburen belediyeye veriyor. Belediye ile beraber bu GES'i kuracağız ve bu yıldan itibaren de GES de olacak. Hem jeotermal hem GES. Afşet'in elektrik yükünü en aza indireceğiz ve vatandaşlarımıza zam yapmadan daha ucuza bir şekilde bunu temin edeceğiz. Bu sene zam yok mu efendim şimdi? Ben bir şey diyemem. Bu teknik konu. Ben milletvekiliyim. Yani yoktu. İyiyim. Aferin milletvekiliniz efendim. Yani sonuçta, Kahramanmaraş'ın değil. Buradaki her şey sizi ilgilendiriyor. Arkadaşım şimdi hesabı getirecek İsmail Bey. Yönetim kurulu. Bunu sayın valimiz, belediye başkanımız, milletvekillerimiz konuşacağız. İhtiyaç olmayacağını ümit ediyorum ben. İhtiyaç olmamasını çalışıyoruz. Fakat Gazlıgül tarafında da bir sıkıntı var. Yani birisi 3 liraya diyelim ki farazi konuşuyorum. 3 liraya kullandığı bir suyu biri 11 liraya kullanıyor. Şimdi ikisi de aynı şirketin, aynı bölgenin insanı. Birisi 3 daha kullanmaya devam etsin, diğer 11 kullansın diyebilir miyiz? Diyemeyiz tabii. Diyemeyiz. Bir şey. Ona teknik konuya karışmıyor. Bunları birbirine denkleştirmemiz lazım. Yani burada, adaleti temin etmemiz lazım. Adalet temin edilmeli. O zaman şunu da yapması lazım Afşet'in hızlı bir ekip kurarak. Şimdi beyana göre ben diyorum ki ben 100 metrekare benim evim. Ama 180-200 metrekare, hatta dışarılarda farklı yerlerde ıslanmalar bile var. Yani bunun da bir adaletli şekle gelecekse bunu da yapmaları lazım. Ha, o konuda takdir ederiz ama en azından zam konusunda sayın vekilim ağırlıklarınızı koymanız lazım. Zaten ciddi bir sıkıntıdan çekim çıkıldı. Zam yapmamak için bütün gücümüzü zorluyoruz. Arkadaşlarımız bu konuda çalışıyor. Burada bir çağrıda bulunalım bütün hemşehrilerimize. Yani sonuçta siz bir beyanda bulunduysanız diyorsanız ki benim konutum 100 metrekare. Ama 150 metrekare konutta oturuyorsanız 50 metrekare ısının parasını ödemiyorsanız bu kul haram. Hakkıdır. Bu haram. Ha, bu kul hakkıdır. Buradan bütün vatandaşlarımız, hemşehrilerimiz desin ki ya bizim ben faturama baktım. Beyanımız eksik. Bunu düzeltiyorum. Geriye bunlar, dönmemek şartıyla. Geri biz de zaten böyle konuştuk. Afşet'te arkadaşlara sohbette. Yani bunlara bir aslında siz açıklama yapın. Herkes kendisi düzeltsin. Yani illa her şeyi devletin zoruyla yapmayalım. Bakın bugün Gazlıgöl Havzası'nda yıllardır hiç abone sayacı olmayan yerlere sayaç taktırmaya başladık. Yani bu kamunun malıdır. Birisi para veriyor, birisi vermiyor. Hakka giriliyor. Bunlara da çözmemiz lazım. Bunlar çözülür. Kaçaklar önlenirse inşallah daha iyi noktaya gider. Şirketimiz iyiye geçti. Geçen hafta sağ olsun bize bilgi verdiler. Ama bizim hızlı bir şekilde elektrik faturalarını düşürmemiz lazım. Oradaki artışları önlememiz lazım. GES de kuracağız. Belki jeotermali geliştireceğiz. GES bir ayda kuruluyor zaten. GES eğer izin verirseniz bir ayda kuruluyor zaten efendim. Efendim biz oraya kurulacak GES'in yalnız en az 30 milyon liradan fazla şeyi olur. Maliyeti olur. Bir GES'i anlaşması kurulması en az 6 ay.
Kolay bir iş değil. Bugün başlasanız size 3 ay sonrasında panelleri veriyorlar. Yok efendim, yani onu hızlı bir şekilde siz istedikten sonra yaparsınız. Uğraşıyoruz. Vallahi uğraşıyoruz. Gün gün uğraşıyoruz. Yani Afyon için. Bugün TOKİ'den yazılarını aldık. Şimdi belediyemiz inşallah ciddi bir rakam ödeyip o arsalar alacak. Ve hızlı bir şekilde o GES kurma süreci başladı. Evet. Ama inşallah Afjet'in zam yapmamak için gayret ediyoruz. Ediyoruz. Ona kesinlikle tamam. Gayret ediyoruz. Fakat bu ikiye ayıralım. Afşet yani Gazlıgöl havzası ayrı. Gazlıgöl'e bir şey demiyoruz. Gazlıgöl'de gerçekten ciddi suistimaller var. O konuda yani Afşet herkesi yönetimini... suçlamayalım, bu yanlış olur ama olanlar varsa... Olanlar var. Evet. Olanlar var. Evet. Sayın Vekilim gelelim. 2022'yi mi şimdi konuşalım? İkinci dönem ikinci yarıda mı konuşalım? İsterseniz 2022'de neler yapıldığını ikinci bölüme bırakalım. Evet. Madem siyasetten gidiyoruz. Şimdi aslında gazeteci olarak bunu nasıl sormam gerektiğinde de canlı yayında biraz da zorlanıyorum ama şimdi AK Parti'de çok fazla aday adayı var. İsmi geçen. Daha açıklamadılar kendilerini ama açıklayanlar da var. Bir Mahmut Koçak'la ilgili spekülasyonlar var, farklı şeyler var. Bu aday adaylarının kapalı kapılar ardındaki konuşmalarını kulağımıza geliyor. Diyorlar ki artık yüzler değişmeli, bu insanlar olmamalı, yeniler olmalı. Onlar kendilerine yer açmak için bunu söylüyor. Bunu bir gazeteci olarak veya vatandaşlarımız artık bunu biliyorlar. Neden AK Parti'de bugüne kadar çok da fazla böyle seslendirilmeyen şeyler, şimdi kapalı kapılar ardında böyle bir alevlendirilmeye başladı? Birilerini çok mu rahatsız ettiniz? Yerleriniz hepinizin, üçünüzün de garanti mi? Yani böyle bir sinyal mi aldılar Arda velvel ediyorlar? Yok, yani ben AK Parti'de Sayın Cumhurbaşkanımızdan başka hiç kimsenin yerinin garanti olduğunu bilmiyorum. Çünkü çok şeye şahit oldum. En garanti görünen kişiler liste dışında kaldı. Ben buradan başka gitmem diyen kişiler çok başka illere gitti. O sebeple hiç kimsenin yeri garanti değil. Biz bir ekipsek, takımsak, takımımızın bir kaptanı varsa, bir liderimiz varsa, liderimiz hangi arkadaşımıza nerede görev ve ihtiyaç varsa onu orada değerlendirecektir. Öncelikle bunu söyleyeyim. İki, geçmiş dönemlerde de ki mevcut milletvekili abilerimiz, arkadaşlarımız için de bunlar söylenirdi o zaman. Ya işte değişmesi lazım vesaire diye. Siyasette mesele şu. Siz enerjinizi, bilginizi, gayretinizi milletin hizmetine sunduğunuzda millet size Allah razı olsun kısımları fazlaysa size ihtiyaç var demektir. Değilse ihtiyaç yok veya azalmış demektir. Bunu herkes kendisi az çok takdir etsin. Takdir eden isimlerin üzerinde bunu çizmek çok kolay bir şeydir. Yerine daha iyisini koyabilmek öyle kolay bir iş değil. Siyasette gerçekten karşılığı olan birçok kişi, bu işi de dört dörtlük yapacak birçok kişi siyasetin bu zorluklarına katlanıp girmez, fedakarlık yapmaz. Kimse ailesinden, eşinden, dostundan, çevresinden, ekonomik imkanlarından bu kadar feragat edip de çalışmaz. Doğru. Hakkıyla yapan. Ama ben buradan bir şeyler elde edeyim diye gayret eden, kısa sürede ünvan sahibi olayım, bir derura gereyim diye düşünenler olabilir. Yani biz milletvekili olarak adayız. Yeniden adayız. Sayın Cumhurbaşkanımız görev verdiği müddetçe de devam edeceğiz. Bunda ama takdir der ki bize teşekkür ediyoruz. Şu arkadaş olacak. Onun üzerinde baş üzerine çalışırız. Fakat bizim partimiz çok ilkeli bir partidir. Evet. Mesela işte birisi bir yere seçildi. Bugün şu koltuk, yarın bu koltuk, öbürsü gün bu koltuk. Bizde öyle şeyler olmaz. Herkesin kuralı vardır. Önce çalışır, rüştünü ispat eder. Ondan sonra bir başka yere aday olur. Öyle her bulduğum koltuğa talip olayım diyenlere pek fazla bir şey bir yere gelmez. Bu belediye başkanlarına mı sözü? Yani sadece genel olarak söylüyorum. Belediye başkanları için de genelde biz de iki dönemi tamamlayıp üçüncü dönemde olanların dışındakilere pek sıcak bakılmaz. Yani yeni daha ilk seçilmiş, yeni seçilmiş bunlara bir sıcak... İlk seçilmiş bir kişinin milletvekili, belediye başkanının 5 yıllık görev süresi tamamlamadan ikinci bir göreve aday olması siyasi etik açısından ne kadar doğrudur bunu tartışmak lazım. Siz insanlara 5 yıl için söz verdiniz. Ben burada şunları yapacağım dediniz. Yani neyi hemen bir anda değiştiğinizde milletvekili olacaksınız,
Yani olabilirdi ama bu bizim partinin ilkelerine çok uyan bir şey değil. Yani pek örneği de görülmedi. Hiç daha görmedim ben şimdiye kadar. Evet. Yani partinin kurulduğu günden beri bu işin içindeyim. Hiç daha görmedim. Bir tek istisnası belki şöyle oldu. Urfa Büyükşehir Belediye Başkanı'nın İçişleri Komisyonu Başkanımız Celalettin Güvenç Bey. Urfa zor bir yer hakikaten. Yani o orada valiyken belediye başkanı oldu. Ve çok başarılı bir seçim yaptı, kazandı. Ondan sonra milletvekili oldu dönemin ortasında. Benim bildiğim şimdiye kadar tek istisnası herhalde o. Yani yüzlerce belediye başkanımız var. Binden fazla. Yani birkaç tane olabilir. Siz kendinizle ilgili hiç anket yaptırdınız mı efendim? Yok. Ben hiç anket yaptırmadım. Peki 100 anketinde, vatandaş anketinde o birebir diyaloglarda ne hissediyorsunuz? Yani ben genel olarak Allah razı olsun kısmının fazla olduğunu görüyorum. Ama bir şey diyemem ki, insan kendisiyle ilgili bir şey konuşmak da ayıptır zaten. Yani ben şuyum buyum demek bence çok nezaketli bir şey değildir. Bunu millet takdir eder. Milletin takdir ettiğini de takdir edenler sorarlar ve cevabını alırlar. Beğenmezlerse, eksik görürlerse listede teşekkürü görürüz. Devam, evet bu vekilimiz çalışıyor, gayret ediyor, Afyonkarahisar'a faydalı oluyor derlerse devam et derler. Yani bunu da ben çok anormal görmem. Çünkü sonuçta hiç kimseler, bu makamlar baki değil. Bu koltuklar bizden önce birçok abilerimiz, büyüklerimiz tarafından yapıldı. Şimdi bu emanet bizde. Yarın biz de devredeceğiz. Bir başka arkadaşlarımız gelip yapacaklar. Herkese Allah emaneti hakkıyla yerine getirmeyi nasip etsin. Benim söyleyeceğim söz odur. Türkiye genelindeki listeler, AK Parti listelerinde yüzde kaç değişim? Genelde hep %60-70 arasında değişim oluyormuş. Yani bunu şöyle düşünün. Yani o zaman ki, Afyon milletvekilliğinde 3 milletvekilimiz var şimdi. 3 milletvekilinden ikisinin değişmesi normal mi karşılanır? Bazen mesela bir ilde geçen dönem 5 milletvekilinin 5'i birden değişti. Bilhassa bizim partide bir kural daha vardır. Kavgalı olan yerlerde Sayın Cumhurbaşkanımız çok katı kuralları vardır. Hepsi liste dışı kalır. Afyon'da var mı kavga? Hiç olmuyor. Biz Türkiye'de belki örnek olan birkaç ilden biriz. Hatta Teşkilat Başkanımız Erkan Bey der ki, yani Allah nazardan saklasın, hiç sorun getirmeyen il Afyonkarahisar bize. Ben de diyorum, gerçekten biz bu dönem ağız tadıyla milletvekilliği yaptık. Hem Sayın Bakanımıza hem İbrahim Bey Vekilimize teşekkür ediyorum. Hep birbirimizle anlayışla, konuşarak, istişareyle, uyum içinde milletvekili yaptık. Burada il başkanımıza da, önceki il başkanlarımıza da yani teşekkür ediyoruz. Hakikaten çok iyi getirdik. Elhamdülillah. Bugüne kadar bir sıkıntı olmadı. Elbette hepimiz insanız. Yani hepimiz farklı merkez ilçe teşkilatı, ilçe teşkilatları, evet. Belediye başkanlarınız, ilçe belediye başkanları, belde belediye başkanları, ilçe başkanlarınız, gerçekten milletvekilleri il başkanıyla beraber çok uyumlu bir görüntü var. Yani biz zaten çok fazla bir şey duymuyoruz ama o aday adayların kendilerine yer bulabilmek için o çıkan çıkarttıkları ses, o bile rahatsız ediyor. Aslında demokrasinin gereği herkes her şeyi diyebilir. Bakın biz bu hafta grup toplantısı vardı. Daha önce il başkanımızla, ilçe başkanlarımızla konuşmuştuk. Bütün ilçe başkanlarımızı gruba götürelim. Sayın Cumhurbaşkanımızla pandemi nedeniyle gruplar hep kapalıydı. Grubu aradık, dolu. En erken 3 toplantı sonrasına bekleniyor. Zaten seçim sürecine girdik. 15 günde bir grup yapılıyor. Rica ettik. Biraz da ısrar ettim ben. Sağ olsun dediler ki, kaç kişisiniz? 18 ilçe başkanımız, il başkanımız, kadın gençlik kolları başkanımız 21. Ali abi, Allah rızası için dedi, bir kişi bile fazla getirmeyin. Çünkü hakikaten doluyuz. Yani oturacak yer yok. Biz sağ olsunlar, bütün ilçe başkanlarımız da genel kurulun milletvekillerimiz oturduğu yere aldık. Sonra hep beraber çıktık Sayın Cumhurbaşkanımızla. Alışkanlık haline gelmesin, ilçe başkanları da aday olmasın. Olsun, bir mutluluk duyarsın, hiç mahsuru yok. Sonra Sayın Cumhurbaşkanımıza çıkarken dedik ki, efendim biz Afyonkarahisar bütün ilçe başkanlarımız burada. Nerede dedi hepimiz, tabii uzunca sayılmıştı. Bir fotoğraf çektirelim. Dedi ki, merdivenlere geçin, bekleyin. Orada karşı merdivenden İstanbul'un teşkilatı çekilden sonra sağ olsun baştan başa yürüyerek Afyonkarahisar'ın olduğu yere geldi Sayın Cumhurbaşkanımız.
bizlerle, arkadaşlarımızla beraber fotoğraf çektirdi ve bütün hemşehrilerimize selamlarını iletti. Biz de bütün arkadaşlarımızla orada ayaküstü konuştuk. Bu Sayın Cumhurbaşkanımızın Afyonkarahisar'a verdiği değerdir. Bir Cumhurbaşkanının o kadar toplumun içinde bunu Ali Cenaplığı göstermesi bütün arkadaşlarımızı müthiş motive etti. Evet. Zaten Zafer Haftası'nda daha büyük gitmediği büyük şehirler olmasına rağmen 29 Ağustos Afyon'a gelmesi, daha sonrasında hiçbir ilde belediyeye gitmemesine rağmen belediyemizi ziyaret edip orada yaklaşık 3 saat Afyon'da fazla kaldı. Bir saat belediyede kaldı sadece. 1 saat 2 saat de valide kaldık. Bu Afyon'a verdiği değer. Evet. Ama yani Afyon'da Ankara'daki toplantı iptal etti. Ama Afyon'da yüzünüze artıyor efendim her seçimde. Elhamdülillah. Yani Allah razı olsun Afyonkarahisarlılardan. Hani bizim burada yine bir söz vardır. El eli yıkar, el yüzü yıkar diye. Afyonkarahisarlığı AK Parti'yi destekliyor. AK Parti'yi destekleyici Sayın Cumhurbaşkanımız Afyonkarahisar'a yatırımları her defasında gönderiyor. Evet. İsim sormayayım. Şimdi isim sorarsam AK Parti'de Afyon'da kimlerin ismini siz de duyuyorsunuz dersem diğer ifade etmediğimiz kişilere şey olur. Ama sürpriz bir isim Afyon'da olacak mı efendim? Size gelen bilgi var mı? Yani henüz erken. Burada bir şeyi söyleyelim. Bugün Ocak başındayız. Yani Ocak sonundan itibaren isimler biraz daha fazla konuşulmaya başlanır. Ama aday olacaklar geç kalmasın. Şimdi yine şu zamlarla ilgili Cumhurbaşkanımız grup toplantısında o açıklamayı yaptıktan sonra bütün milletvekillerinin yüzüne baktım. Hepiniz öyle coşkulu şekilde alkışlıyordunuz ki. Yani ne hissettiniz efendim o anda? Şimdi efendim şöyle söyleyelim. Bilginiz var mıydı daha önceden? Yok olduğunu hissediyorum ben ki. Şöyle, çünkü yok, çok farklı bir şekilde. Ben bir saat kadar önce öğrenmiştim. Bir saat kadar önce bir yerden mesaj aldım. %30'a çıkacak inşallah diye. Ama bence ikinci bölümü, %30 çok önemliydi ama 5500 kısmı daha önemliydi. Yani asgari ücret 8500'e çıkınca, tabi ister istemez bizim en hassas olduğumuz yerler emekliler ve alt gelir grupları. Evet. Bu bir gün önce %25 rakamı, insanlar tabi şunu bekliyor. Yani işte asgari ücret yılda bir defa kur olarak açıklanır. İki defa değil. Yılda bir defa açıklanır asgari ücret yıl sonuna kadar. Geçen yıl enflasyon çok olduğu için iki kere açıklandı. Ama memur maaşı, emekli maaşı yılda iki kere açıklanır. Şimdi onu kendisine esas alıp bir beklentiye girdiler ve beklentiye sokuldu. %25 rakamı tabii bu beklentiyi karşılamadığı düşüncesiyle bir burukluk oldu. Ya hepsine verdik. EYT'ye verdik, öğrencilere verdik, asgari ücrete verdik, efendim memurlara verdik, çalışanlara verdik. Şimdi emekliler kaldı. Emeklilerde bu eksik oldu. Böyle bir burukluk olmuştu. Sayın Cumhurbaşkanımız işte bakanlarımla konuştum. %5 daha veriyoruz. 30 ama daha da büyüğünü yapıyoruz. 3500'den 5500'e çıkarıyoruz. %60 dedi. Bu tabii her şeyi değiştirmiş oldu. Çalışan memurlarımız da bilhassa bu 3600'le ilgili getirdiğimizdeki olanlar iki kere zam alacaklar. Şimdi kanun 1 Ocak'ta yürürlüğe girdi. Evet. Ek göstergesi arttı. Ek göstergesi arttığı için maaş artacak. Bir de ona 15 Ocak'tan itibaren %30 uygulanacak. Yani o ek göster, biraz da memur kesimi iki kere zamlı maaş alacak. Evet. Ben 2002'den itibaren AK Parti'nin o seçimlerinin tamamını inceledim. İlk defa AK Parti seçim ekonomisi uyguluyor. Katılır mısınız buna? Yani seçim ekonomisi demeyelim ama ne diyelim efendim? Şöyle diyelim. Çok çalkantılı bir ekonomik dönemden geçtiğinde bozulan gelir adaletini düzeltmek için gayret sarf ediyor demek daha doğru. Yani daha dezavantajlı gruplara daha fazla tolerans tanıyarak, gayret ederek, ekonomik imkan sağlayarak onları destekliyor demek daha doğru. Evet. Peki seçimden sonra bunlar bize yol, su, elektrik olarak geri dönecek mi? Hayır. Niye diyorsun? Çünkü bunların hepsinin bütçede karşılığı var. Bütçede karşılığı olmayan hayali şey de olsa. Ama bütçeyi daha 15 gün önce kabul ettiniz. Bitiriniz tamam efendim. Doğru, bütçeyi kabul ettiniz. Ama bunlar bütçe harici oldu. Bütçenin gerçekleşmesini görüyorsunuz. Hesabı geçen yılki gördüğümüzden daha başarılı bir sonuç oldu. Bütçe açığımız daha aşağı düştü. Şimdi bu seneki bilhassa ihracatımızda çok ciddi artışlar oluyor. Ama dünyada resesyon olacak.
Bizde olmayacak işte Allah'a izniyle. Ama nereye satacaksınız onu? Satıyoruz. Yani. Dünya sonuçta mecbur yemek yiyecek, kıyafet giyecek, alışveriş yapacak. Resesyonda büyük ülkeler mesela Çin. Ciddi bir ekonomi. Çin dünya zaten üretiminin %25'i neredeyse. Şimdi büyük iki devlet resesyona girdi mi bizim gibi gelişmekte olan 20 devleti uçurur. Evet. Olaya öyle bakmak lazım. Yani bu bileşik kaplar gibi bir düşen var. Biz Allah'ın izniyle yükselen gruptayız. Evet. Uçurur dediniz. Afyon'da da uçanlar var. Cumhuriyet Halk Partisi 3 milletvekili çıkartacağını söylüyor. İyi Parti 3 milletvekili çıkartacağını söylüyor. AK Parti ile MHP'ye bir şey kalmadı. Ben 5 defadır milletvekili adayım. Gazeteci bir arkadaşımız da Zafer Meydanı'nda orada konuşuyoruz. İşte diyor ki CHP'nin mitingini gördüm bu geçen seçimde. Kesin 2 alıyor. 2 ama 2,5 gibi falan. Öbürkünü sayıyor. Bize bir şey kalmıyordu. Ben de diyorum ki rahmetli dedemin güzel bir sözü vardı. Oğlum aç tavuk kendini dara ambarında görürmüş diye. Onun için elbette ki arkadaşlarımız bekleyebilirler. AK Parti benim gördüğüm Allah'ın izniyle bu seçimde 4 milletvekili alacak. Aynı benzetmeyi size yapmasınlar efendim. Olabilir efendim. Yani ben söylediğime göre başkası da benim için söyleyebilir. Siz de hatırlayın yaklaşık 2,5 sene önce, 3 sene önce ben sizde burada biz TOG'u üreteceğiz 2020 belli bir zaman sonra dediğimde Ali Bey milletvekilimiz hayal görüyor. Nerede fabrika? Nasıl üreteceksiniz? Daha biz saman ithal ediyoruz diyenler vardı. Diyenler vardı evet. Diyenler vardı. Ürettik mi TOG'u? Ürettik. Yani sürekli rüyasında ve hayalinde saman görenler saman görmeye devam ediyor. Ama biz TOG'u da üretiyoruz. 560 kilometre menzil olan füzeyi 1000 kilometreye de çıkarabiliyoruz. SİHA'ları da üretebiliyoruz. TİHA'ları da üretebiliyoruz. Uçak gemimizi üretebiliyoruz. İlk tank ihracatını yaptık Endonezya'ya. Atak helikopterinin ihracatlarına başladık. Bakın bugün bu yıl sadece Baykar şirketimiz 1.18 milyar dolarlık ihracat yaptı. Bir şirketimiz. Silah ihracatı. Bu muhteşem bir şey. 2023 olacakları bir düşündüğümüzde belki şimdi mi sayarız, biraz sonra mı sayarız? 2023'ü biraz sonra konuşalım. Evet. Yani o açıdan biz hakikaten uçuşa geçeceğiz. Şu açılan yollar, açılan köprüler, yapılan hızlı trenler, yapılan yatırımlar. Biz her biriyle devasa bir noktaya doğru gidiyoruz. Tabi bunların hepsi çok büyük bir liderlik Sayın Güz Bey. Yani liderin ufku ve vizyonu ekibe yansıyor. Kademe 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 yansıyor. Evet, onları ikinci bölümde konuşacağız Sayın Vekilim. Sizinle Afyonspor'un birinci lige yükselmesiyle ilgili playoff maçımıza gitmiştik. Yendik. Ağladık, evet. Sarıldık. Yolda gelirken bazı otobüslerimiz taşlandı. Ama Afyonspor o tarihten sonra baktım siz ve milletvekillerimiz nedense Afyonspor'a çok da fazla gündeminizi almadınız. Neden? Bir kırgınlığınız mı var? Yoksa dipsiz kuyu buraya ne yaparsak yapalım boşa gidiyor mu demektesiniz? Yani basketbolu kaybettik, voleybolu kaybettik mecburiyetten. Çünkü Afyon onları kaldıramadı. Dün akşamki mega siyasette de söyledim. Yani Afyon bazı şeyleri, aslında Afyon büyük bir şehir. Birçok şeyin başkenti diyoruz ama maalesef yerel medyada televizyonumuza sahip çıkılmıyor, Afyonspor'umuza sahip çıkılmıyor, işte baskete sahip çıkılmadı. Her şeyi de devletten bekleme gibi bir alışkanlığımız var. O da ayrı bir şey. Ama bir tane artık Afyonspor'umuz kaldı. Bunu neden çok da fazla gündeminize almıyorsunuz? Neden? Bunu şöyle, sormak istiyorum. Yani var mı bir kırıklığınız? Hayır asla. Asla böyle şey. Bir, ben insan olarak sporla çok yakın bir insan değilim. Keşke iyi sportmen olsaydım. Futboldan anlamam. Hakikaten yani voleyboldan, basketboldan böyle severek yoğun bir efor sarf eden bir insan değilim. Ama doğru. Şehrin takımı anlamanız gerekmez efendim. Hiç şüphesiz ben şehrin takımına gücüm oranında her türlü desteği veriyorum. Maçı, burada olduğum zaman maçına gidiyorum, arkadaşlara konuşuyoruz. Ama bu bir güç. Şimdi Afyon'un gücü belli. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konularda son derece tecrübeli ve yetenekli, bilgili bir insan. Hem futbol oynayan, hem yıllar futbolun yöneticiliğini yapan, devlet yöneticiliğini bir insan.
Yani onun yani Cumhurbaşkanımıza mı gidelim efendim? Hayır, o benim gördüğüm Afyon büyüklüğündeki şehirde bu kadar çok takımın iş adamlarının üstlenmeyip de tamamının kamu işte şirketleriyle, kamuyla desteklerine yürütülme imkanı yok. Yani gerçekçi i̇şte olarak. İş adamlarını nasıl devreye sokacağız efendim? Yani siz bir telefon açsanız, siz bazı iş adamlarına, milletvekillerimizle, il başkanımızla gitseniz, yani size yol göstermek değil, yanlış anlamayın, haddimizi aşmak istemeyiz ama Afyonspor denilince biz akan suları durduruyoruz. Durmuyor efendim, durmuyor. Akan sular durmuyor. Yani biz de onu durdurmaya çalışıyoruz da, biz de bizim de üstümüzden dere gibi geçiyor gidiyor. O selin altında kalıyoruz zaman zaman da. Şöyle, ama seyirci de kalmak istemiyoruz. Ne yapabiliriz? Şöyle, ben 2 sene önce bir arkadaşımızı ikna etmiştim. O zaman zannediyorum 8 milyon lira civarında Afşet'te o zaman borcu vardı. Dedi ki hiç borcu olmazsa ben bu takımı alayım, arkadaşlarımla götüreyim. O günkü arkadaşlar bunu başaramadılar. Yani haklı olarak tabii bir iş adamı başkası zamanında yapılmış borçları üstlenmek istemiyor. İtibarını ortaya koyacak, şirketinin itibarını ortaya koyacak. Buna göre hesap kitap edecek. Gidip geldik, 3-5 defa konuştuk. Ya yeterince destek göremedik. Yani onları da kınamıyorum. Yanlış da diyor ki... Tabii herkesin kendine göre derdi var. Herkesin kendine göre bir önceliği var. Bir önceliği var. Buraya girdiğiniz zaman mahcup olma duygusu var. Bir de futbol gibi konular hakikaten bir anda yükselip bir anda inen şeyler. Yani şimdi... İşte en büyük kulüplerin yöneticilerine bakıyorsunuz. Bir gün başkan, senden büyük başkan yok diyor. Öbürsü gün en ağır galiz küfürlerle muhatap olabiliyorsunuz. Buna yani bunu çok sevmelisiniz ki hayatınız bu olmalı ki bunları katlanıp yürütebilirsiniz. Bu açıdan da herhalde benim gördüğüm arkadaşlarımızı buraya koymak kolay değil. Şimdi 8-10 milyon, 20 milyon para verecek. Ankara'dan atıyorum bir bankadan, bir kamu bankası bizim stadyumumuza isim hakkı verirse veya oraya reklamlarla çevirirse. Çok sınırlı bir şey yapıyor. Çünkü onu gören her il aynı şekilde gidiyor. Her il milletvekili var. Ve sayın yönetici arkadaşlarımız da hesap veriyor Sayıştay'a. Dolayısıyla bunlar sorun oluyor. Yani kolay bir şey değil. Aldığınız rakam alınabilir mi? Alınabilir. Ama bu rakamlar cüzi rakamlar. Bu kolayla çözülebilir rakam değil. Afyon'da buradan hep beraber çağrıda bulunalım. Bu işi gerçekten yapayım diyen arkadaşlar varsa gelsinler konuşalım. Bu kulübü daha üst noktaya taşıyacak. Onlara her türlü yetki imkanı. Ben inanıyorum ki... Sezon bitmeden olmaz artık efendim. Yani onu şimdi olur belki geçerken... bakarsınız. Sezon sonunda anlaşılır. Bugünden... Yani bize Afyonspor'a destek istiyoruz efendim sizden. Efendim, Ankara'dan bir iki yere siz aslında... Ben bunları gidecek konuştum. Gücünüzü biliyorum. Estağfurullah. Bir iki yere telefon açsanız bu iş çözülecek. Ve bunu da yapabilecek en büyük kabiliyet sizde. Estağfurullah. Şimdi bir şey demeyin ama ben reklam arasında da yine sizi sıkıştırmaya devam edeyim ama en azından yani siz gülmeye başlayınca olumlu noktaya gidiyor. Zor bu zor iş. Yani ben bu konuda çok sonuç alabilecek kadar. Çünkü istenen rakamlar çok yüksek, bizim alabileceğimiz rakamlar çok düşük. Arada yani geldiğiyle gittiği belli olmayan rakamlar belki bir günü 15 günü, bir ayı kurtarırız ama sonuç etkisi olmaz. Ondan en azından bir ayı kurtaracak bir çabayı sizden bekleyelim efendim. İnşallah. Peki. Sevgili seyirciler, çok kısa bir reklam arası. Reklam aramızdan sonra bazı ilçelerimizde yapılan yatırımları vaktimiz ölçüsünde konuşacağız. Ve Afyon genelinde 2022'de ne yapıldı? 2023 ile ilgili Sayın Vekilimizin müjdeleri var mı? 2023 için neler düşünüyor? Onları alacağız. Kısa bir reklam arası efendim. Evet sevgili seyirciler, Kanal Üç ekranlarında özel gündemde Afyon Milletvekilimiz Ali Özkaya ile birlikteyiz. Sizlerden gelen yoğun sorular var. Elbette WhatsApp numaramızı verdik. Bunların hepsini sormaya da gayret edeceğiz. Soramadıklarımızı da vekilimize ve danışmanlarına mutlaka ileteceğiz. Sizinle de iletişime mutlaka geçeceklerdir. Sayın Vekilim, 2022. Gerçekten sıkıntılı da geçti ama ciddi yatırımlar da yapıldı. Özellikle Afyon ölçeğinde
Biz bir vatandaş olarak memnunuz. Çünkü ben bütün belediye başkanlarıyla da görüşüyorum. Hepsi az da olsa, beklentilerinin az altında da olsa belli isteklerini yerine geldiğini söylediler. Gençlik sporla ilgili, çevre şehircilikle ilgili, hemen hemen bütün bakanlıklarla ilgili, Tarım Orman Bakanlığı ile ilgili hemen hemen tüm talepler yerlerine geldi. Afyon'a da Sanayi Bakanı gibi bakanlarımız da gelmesine vesile oldunuz. Birçok noktada orada o çay kahve sohbetlerinde bile pek çok konunun çözüldüğüne ben birebir bizzat şahidim. Bu hem sizin diğer iki milletvekilimiz Sayın Eroğlu ve Sayın Yurdumseven ağırlığı, belediye başkanımız Zeybek'in ağırlığı, il başkanımızın ağırlığı, Afyon'un ağırlığı. Yani dediniz ya Afyon'da kavga olmayınca, gürültü olmayınca, herkes birlikte hareket edince güzel şeyler oluyor. Zaman zaman yanınıza MHP milletvekili Mehmet Taytığı da aldınız. Bakanlarımıza gittiniz. Ankara'da o konuları da takip ettiniz. Cumhurbaşkanımızla konuştunuz. 2022 şu ya da bu şekilde geçti ama biz Afyon olarak gerçekten ben bir gazeteci olarak takip ettiğim kadarıyla diğer illerden Afyon daha fazla bir yatırım aldı. Onca sıkıntıya rağmen. Ama yetmez bize. Çünkü yeter dediğimiz anda bu sefer arkası kesilecek. Seçim öncesinde bu stüdyoda verdiğiniz sözlerden yerine getiremedikleriniz de var. Onları da elbette konuşacağız. Neden yerine gelemediğini veya ne zaman olacağını da konuşacağız. Ama 2022'yi siz AK Parti olarak nasıl geçirdiniz, neler yaptınız? Şimdi bizim Afyon'da seçimlerde gezdiğimizde en çok bize getirilen eleştiri Osman Gazi Elektrik'tendi. Evet. Nereye gitsek, hangi köye gitsek, hangi kasaba, ilçe, şehir merkezine gitsek diyordu ki vekilim elektriklerimiz kesiliyor, trafolarımız patlıyor, güç kayboluyor, geliyor gidiyor, direklerimiz yamuluyor vesaire. Onun üzerine 3 milletvekili kalktık, sonra İl Başkanımız, Enerji Bakanımıza gittik. Sayın Bakanımız Afyon'a getirdik biliyorsunuz Ramazan'da iftar programına. Evet. Osman Gazi Elektrik'in bütün yöneticileri Afyonkarahisar'a geldi. Bununla daha sonra 2 tane hem EPE dekanı hem bakanlığın yönetmeni değişti. Sırf bizim Afyonkarahisar özelinde tarım alanlarına eskiden şirketler ana hattı çekemezdi. Bunun çekmesi ve daha fazla konutlara elektrik verilmesiyle ilgili ciddi mücadele ettik ve bunun sonucu olarak bir Afyonkarahisar birinci trafo yenileme ihalesini yaptık. Evet. Yer teslimini yaptık, inşaata başlıyor. 2, Bolvadin trafonun ihalesini yaptık, yer teslimini yaptık, inşaata başlıyor. 3, Afyon Merkez Karaslan ihalesini yaptık. Maalesef dava açtı köy muhtarlığımız. O nedenle işimiz gecikti. Bugün tuğlacılarla da toplantı halindeydik. Onlar da bu trafonun bir an önce bitmesini istiyorlar. İnşallah mahkeme ile sonuçlanmak üzere orası tekrar ihalesiyle devam edecek. 4, Daskırı'ya trafo merkezi kuruyoruz ihale yapılmak üzere. 5, İhsaniye'ye trafo merkezi kuruyoruz. Kamulaştırma işlemleri, süreçleri bitti. 6, Emirdağ'a yeni bir trafo merkezi daha kuruyoruz. Yer tespiti yapıldı. Süreç devam ediyor. Bunların hepsi bu yıl yapıldı. Evet. Bunlar ortalama birisi 60 milyon ile 100 milyon arasındaki yatırımlar. Ondan sonra Osman Gazi Elektrik yaklaşık 500 milyon liralık yatırım yaptı Afyon'a ve yapmaya devam ediyor. Daha eksikleri var. Bu ne demektir? Afyon'daki sanayi, Afyon'daki tarım, Afyon'daki konut, Afyon'daki üretim, her alanın enerjisini bu sayede netleştiriyoruz. Bu bizim için olağanüstü bir şey. İnşallah bunu 6 trafoyu tamamladığımızda Afyon'un 2050 yılına kadarki bütün enerji sorunu çözmüş oluyoruz. Ne zaman tamamlanır efendim? Bir trafo ihalesi bitti, yer teslimi yaptınız, 14 ay sonra bitebiliyor. Çünkü her bir imalatı tek tek yapılıyor. Evet. Ve çok zor ve ağır bir süreç. O nedenle de bir zaman alan iş. İnşallah en geç 2 sene içinde. Ama başlandı artık. Başlandı. Bunların hepsi yatırım programlarına girdi, ihalesi yapıldı, yer teslimi yapıldı ve yer teslimi yapılmak üzere. Yani bir tek eksik olanı Emirdağ'daki en son aldığımız, onu da Allah'ın izniyle bu yıl ihalesini yaptırtacağız. Bunları bitirdik ki bu bizim için olmazsa olmazdı. 2. Afyonkarahisar'ın ve Türkiye'nin en temel konularından birisi doğalgaz. Afyon'da Aksa şirketimizle görüştük. Sayın Bakanımız EPDK çok büyük mücadele ettik.
Ve bu yıl Daskırı'ya gaz verdik. Evcilere gaz verdik. Başmakçı'ya gaz verdik. Susuz'a gaz verdik. Salar'a gaz verdik. Sultan Dağı başladı. Diğer ilçelerimizde eksik unuttuğum olursa Sinanpaşa'ya çalışma başladı. Sinanpaşa'da ama bir problem var efendim. İkinci OSB ile ilgili. Efendim, tek tek gidiyorum. Peki. Bu bütün ilçelerimize gaz verme çalışma devam ediyor. Sinanpaşa ikinci organize sanayi bölgesi 3 milyon alanlık bir alanın kamulaştırma ile ilgili kamu yararı kararını ikinci kere aldık. Efendim Sayın Cumhurbaşkanımız acele kamulaştırma kararı verdi. Çok ender resmi gazetede yayınlandı. Evet. Epey resmi gazetede yayınlandı. Altyapı için Sayın Bakanımız ciddi bir kaynak ayırdı. İnşallah şimdi o kamulaştırma parasını da göndereceğiz. Ve bundan sonra ihalesini yapıp bir noktaya getirir. Bu yaklaşık 7-8 yılda yapılabilecek alanı bir yıla sığdırdık. Bir buçuk yıla sığdırdık. Bu Sinanpaşa'nın da Afyon'da tarihin değiştiği alanlardan birisi olacak. Tabi buraya doğal gaz gelmesi gerekiyordu. Sinanpaşa normalde dökme gazla doğal gaz getirecektik ama OSB için şart. Bunun için de 3 milletvekili hem Enerji Bakanımızla hem BOTAŞ'a gittik. Burasını Sanayi Bakanlığı, Enerji Bakanlığı ve 3. Bakanlık Maliye Bakanlığı. Hazine Bakanlığı'ndan. 3 bakanlık yani birisi aklıma gelmedi şu anda. 3 bakanımız bir araya gelip stratejik yatırım kararı veriyorlar. 3 bakanlığın ortak kararından sonra da buraya BOTAŞ görev olarak doğal gazı getirecek. Geçen BOTAŞ Genel Müdürümüzle konuştuk. Sanayi Bakanlığımız yazdı. 3 bakanımızın da bilgisi var. Konuşmaları yapıldı. İnşallah bu yıl o stratejik yatırım kararını da aldıracağız ve doğal gazı da boruyla getireceğiz. Bu demektir ki Sinanpaşa'nın bütün beldeleri Sandıkla Karama kadar o bölgeyi de doğal gaza kavuşturmak demektir adım adım. Sonra İhsaniye. Yani Sinanpaşa ile ilgili şimdi marifet iltifata tabi onu da söyleyeyim. Gerçekten siz orada çalıştığınızı biliyorum. Sinanpaşa Belediye Başkanımız Erdal Karaman da bu konuda BOTAŞ'ın istediği yani herhalde en son bir teminat mektubu istediler. Aynen. Onu da yerine getirdi. Sadece İstanbul-Bursa hattından bir kol çıkartılacak bildiğim kadarıyla. Evet. Açılacak ve siz istedikten sonra da 4 milletvekilimiz gittikten sonra da herhalde bir günde o kararı çıkartırsınız. Çıkacak Allah'ın izniyle. Yani burada bütün bakanlarımız konuşuldu, karar verildi. Bu kararın akabinde bu işte evet enerji, maliye ve bilim sanayi bakanı. 2023'te bu planla alınacak. Bu planla alınacak ve bu yatırımı yaptırtacağız. Biz şimdi buranın projelerini bitirdik malum. Altyapı ihalesi olacak. Bir taraftan kamulaştırma süreçleri başladı. Afyon Merkez OSB'nin kamulaştırması ve büyütülmesiyle ilgili süreçleri yürütüyoruz. Bir taraftan onlar devam ediyor. Tabii bu aynı zamanda ilçelerimizin tamamında şu anda Bayat, Hocalar ve Kızılıran 3 ilçemiz kaldı. İnşallah bu yılki bütün gücümüzle aslında 2024 ve 2025'te gelecek gazları buralara da 2023'te nasıl yapabilirize kafa yoruyoruz. Bunu yani Bayat, Hocalar ve Kızılören'deki vatandaşlarımıza bir müjde olarak mı kabul edelim? Yani bütün gücümüzle gayret sarf ediyoruz. Bunu bilsinler. Bu ilçelerimizle de gazı nasıl verebiliriz diye devletimizin bütün imkanlarını sonuna kadar zorluyoruz. Bütün kurumlarımıza gidiyoruz, görüşüyoruz. İnşallah bunu temin etmeyi arzu ediyoruz. Sonra adım adım beldelerimizi tamamlayacağız. Ve imkan olur. Yarın Sayın Cumhurbaşkanımız malum 710 milyar metreküp doğalgazımızı açıkladı. Kendi doğalgazımızı kullanmaya başladıktan sonra bunu büyük köylerimizde de niye olmasın? Çünkü bu dünyanın birçok yerinde var. Adım adım olabilecek bir şey. Ucuz, temiz, güzel bir enerji. Kaliteli bir enerji. Bunu da vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı arz ediyoruz. Bu bizim Afyon için inanılmaz bir büyük bir beklenti. Bunu da karşılayacağız. Buradan bütün hemşehrilerimiz bilsin ki yani 2023, 2024, 2025 Afyon Karahisar'ın nüfusunun yani 750 bin nüfusun diyebilirim ki en az 650 bini bu doğalgazı kullanır inşallah. O kanaatteyim ben. Akabinde TOKİ... 750 bin nüfustan bahsettiniz de büyükşehir olmayacak mıyız efendim? 2024'de biz büyükşehir olarak girmeyecek miyiz? Onun için henüz bir şey diyemem.
büyükşehir olmak nüfus geçse de bir kanun şartına bağlı. Sayın Cumhurbaşkanımız takdir eder. Çünkü belki başka illerde düşünüyor, belki nüfus iner. Yani bunlarla ilgili şimdiden şöyle olur demem doğru değil. O nedenle bu konuyu konuşmadım. 2022'nin en büyük olaylarından birisi malum Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk evim, ilk iş yerim, ilk arsam konutlarıyla 500 bin konut, 1 milyon arsa, 50 bin iş yeriyle ilgili Afyon Karahisar'da bundan en yüksek sayıda yararlandı. O süreçte sizin buradaki programlarda da gördüm. Arkadaşların bir kısmı bizleri eleştiriyor. İşte nasıl bu şeyler yapılıyor, dağıtılıyor diye. Belediye başkanı arkadaşlarımız müracaatlarını yaptılar TOKİ'ye. Biz de onların hepsini takip ettik ve buna göre de bu TOKİ'ler belirlendi. Eksik olan yerleri ilave ettik. Müracaat olmayan yerlere zorla müracaat yaptırdık. Sonra bunları çok büyük uğraşlar sonucunda milletvekillerimizle beraber teşkilatımızla listeye aldırttık. 3-4 yerimize Emirdağ, Şuhut, Tatarlı, Başmakçı 200 tane iş yeri ilanı yapıldı. İnşallah onlara sanayi dükkanları yapacağız. Yine yapıyoruz. Dinar ilçemize yine TOKİ tarafından ihalesi yapılıp yer teslimi yapıldı. Büyük bir galericiler sitesi benim 15 yıllık hayalimdi. Onun ihalesini yapılıp yer teslimini yaptırdık. Bizim Sandıklı Akin Köyü'ne yaptığımız patates deposunu Şuhut Mahmut Köyü, Şuhut Başören köylerine 2 tane yapacağız. Bunların Orman Bakanlığı'dan paralarını ayırdık ama bir teminat nedeniyle başlayamadı. Sayın Cumhurbaşkanımızdan 8 milyon lira para aldık. Dinar Göçerli Köyü'nde başladık. Şu ana kadar galerinin yarısından fazlasını bitirdik. İnşallah bu yılki ürüne yetiştireceğiz. Muhteşem bir yer oluyor. Afyonkarahisar'ın her bölgesinde patates soğuk hava depolarını yapıp çiftçimizin ürettiği ürünleri saklama imkanlarını oluşturacağız. Yine bizim Afyon merkezdeki biraz da doğalgazda belki atladım. İşte valinin arkası Burma ve yukarıdaki mahallelerimizde Burmalı mahallesinde, o bölgedeki Taci Ahmet'te vesairede eksik olan doğalgazlar vardı. Onları ciddi manada şirketle konuşarak belediyemizle hemhal olarak belli bir noktaya getirdik. Bunları yaptık. Yapamadığımız bir şey var ve yapılmaması için uğraşan muhalefet oldu. Afyon'un kentsel dönüşümünü yaptırmayanlar Afyon'a en büyük ihaneti yapan insanlardır. Eğer Afyon Karahisar merkezdeki o kentsel dönüşümü yapabilseydik, o tarihi dönüşüme engel olunmasaydı %50 şartını koymuştu Sayın Bakanımız. 30 bin lira, 50 bin lira, en fazlası 180 bin lira ödeyerek 3+1 daire olacaktı, 2+1. Bugün o daireler 2 milyon, 3 milyon, 5 milyonluk daireler ve iş yerleri vardı. Ve Afyon muhteşem bir dönüşümü sağlayacaktı. Buna engel olan CHP'nin milletvekillerini getirip de orada bağırtanlar, İYİ Partilileri ve diğerlerini, oradaki emlakçı arkadaşları da Afyon Karahisar halkının vicdanına havale ediyorum. Çünkü o güzel projenin mutlaka Afyon'da uygulanması gerekiyordu. Evet. Spor tesisleriyle ilgili TOKİ'den isterseniz devam edelim. TOKİ'deki Afyon merkezde az önce arkadaşlar da söylediler. Sorular da var. Sorular da var. Yani 2019-2020 TOKİ mağdurlarının durumu ne olacak? Yani oradan anladığım küçük çobanlıdaki kura çekilip de yapılamayanlardı. Küçük çobanlığa maalesef bunu belki arkadaşlarımız anlaması zor ama MERA nedeniyle Tarım Bakanlığı müsaade etmedi. Dolayısıyla o proje iptal oldu. Onun yerine aynı sayıda Gökçe Mahallesi'ne ihaleler yapıldı, yer teslimi yapıldı. İnşallah oralarda yapacak ve bu kardeşlerimizin haklarını o bölgeye ayıracağız. Şunu bilin, AK Partisi kimseye bir haksızlık yapmaz. Belki bir verdiğimiz sözlerin bir kısmı gecikebilir ama mutlaka sizin konutlarınızda yapılacak. Yapılıp da konut teslim edilenler var. Bir kısım eksikler olabilir. Mutlaka olabilir arkadaşlar. Bunu hangi iş yapılır da dört dörtlük olabiliyor. Sonuçta insanların yaptığı işte eksik olur. Bunları tamamlamak, bunları yerine getirmek bize ulaştığınızda takip ettiğimiz hususlardır. Cirit Kayası Millet Bahçesi'nin ikinci kere ihalesini yaptık. Yer teslimi yaptık. Başlıyor. Garnizon Millet Bahçesi'ne belediyemizin... Sayın Vekilim öyle bir dördüncü vitese taktınız. Devam tamam. ediyorsunuz. Bunların hepsini saymam lazım. Şey çok... Sayalım. Elbette de şimdi TOKİ ile ilgili söyleyecekleriniz bitti mi efendim? Şimdi TOKİ ile ilgili şunu bilsinler. Daha mesela Afyon merkeze, Akören kasabasının karşısına. Sevgili seyircilerimiz, TOKİ ile ilgili belki yüzlerce mesajınız var. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
duyarlısınız da yine TOKİ ile ilgili Sinan Paşa'dan OSB, evet. TOKİ, doğalgaz Sayın Vekilimizin emeği çok ve çok fazla size teşekkür ediyorum. O teşekkürleri tek tek okuyup vakit kaybetmeyelim. Hepsine ayrıca teşekkür ediyoruz. Ama merkezdeki o TOKİ ile ilgili problemi ne zaman çözeceksiniz efendim? Efendim tam şöyle orada. Düşünün. Çünkü herhalde 15 Ocak'ta da onların bir eylem... Tabii kimin eylem ne gerekçesini bilmiyorum ama biz küçük çobandaki TOKİ'leri Gökçe Mahallesi'ne kaydırdık ve onların ihalelerini de yaptık. Birisi zannediyorum 650 konut, birisi de o civarda 700 civarında konut olarak ihaleleri yaptık. Bu kardeşlerimizi o bölgelere kaydıracağız. Tabii o dönemde Sayın Bakanımız, Çevre Bakanımız geldiğinde uygun olan yerlerden birisi il özel idaresi binasının arka tarafları belirlenmişti. Fakat Tarım Bakanı orası birinci sınıf MENA diye ısrar etti ve vermedi. Burası bir hukuk devleti. Bazen ki iki bakanlık, bir bakanlık diğer bakanlığı aşamayabiliyor. Çok uğraşmamıza rağmen birçok işlerde geri adım attık. Mesela geçen... Yani bir de böyle altılı masa iktidar olsa acaba adım asla ne yapacak? Asla yürümez. Yani bakın bizim bir düşüncemiz var. İl Tarım Müdürlüğümüzü daha güzel bir yere taşıyalım. Yeri bulduk. Belediyemiz dedi ki ben burayı size vereyim. 20 metrekareden fazla Tarım Bakanlığı'na yazdık. Meraymış. Tarım Bakanlığı Afyonkarahisar İl Tarım Müdürlüğü'ne tahsis edilecek yeri Mera'dır diye reddetti. Şimdi geçen genel müdürümüzle konuştuk. İnşallah bunu çözmeye çalışıyoruz. TOKİ inanılmaz büyük imkanlar sağlıyor. Şimdi kardeşlerimiz 2 sene önceki, 3 sene önceki fiyatları bekliyorlar. Tabii bu enflasyonun çok yüksek olduğu bir dönemde 500 bin liralık, 600 bin liralık daire 1,5-2 milyon lira olmuş. Yani 2 milyon liranın taksidi mutlaka daha farklı bir rakam olacak. O zaman asgari ücret 2 bin lira civarındaydı. Bugün 8 bin liraya geldi. Yani inşallah onların ödeyebileceği şekilde bu fiyatlar belirlenerek devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanımız, vatandaşımız konut sahibi olsun diğer türlü imkanı sağlıyor. Onu eksik bıraktım. Sinanpaşa Akören kasabasının karşısı inat sırtlarının orada 1 milyon 260 bin metrekare arsayı ilk arsam olarak belirledik. TOKİ'ye devrettik. Yine Fethi Bey kasabası tarafında bir yeri belirledik. TOKİ'ye devrettik. Buralarda da inşallah 350 metrekare, 500 metrekare altyapısı yapılmış, imarlı, su basmanları atılmış, müstakil ve katlı dairelerin içinde arsa vereceğiz vatandaşımıza. Evet. Şimdi TOKİ'de yani sizin elinizde değil, müteahhit ihaleye giriyor, ihaleyi alıyor, ondan sonra tasfiye ediyor. Ama şimdi burada bir de mağdur olan Afyonlu vatandaşlarımız var. Yani mağduriyeti şu, birkaç yıl önce, alacaktı, geç alacak. Ama 160 bin lira alacaktı mesela. Şimdi onun ücreti artacak mı? Bugüne göre tekrar bir daha yeni ihale etti TOKİ. TOKİ daha fazla maliyetle ihale ediyor. Yani vatandaş ne olacak? Yani bu sıkıntı vatandaşa mı yansıyacak? Efendim şöyle... Gelen yani, soruların anladım. Büyük çoğunluğu bu noktada. Tamam, o konuyu ben TOKİ ile görüşeyim, onu netleştirelim. Prensip itibariyle zaten TOKİ'nin fiyatları anahtar teslim edilirken belirlenir. Yani önce bir yaklaşık fiyat belirlenir. Denir ki şu fiyat, buna göre siz %10'unu, %20, %15'ini, %20'sini ödeyeceksiniz. Sonra bu konutun cinsine göre 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl, yani sosyal konut olsa 20 yıla kadar taksitlendirilir. Fiyat da en son belirlenir. Mesela geçen Dinar'da bir 86 konut yapılmıştı. İkili belirlediler. Dediler ki 650 bin lira bu memur maaş katsayısına göre artacak 20 yıl veyahut da zannediyorum 1 milyon 100, 1 milyon 200 bin lira. Bu da sabit fiyat. Hiç artmayacak. Hatta ileride TOKİ indirim yaparsa bundan yaralanma ihtimali var. Tercih senin. İster bunu beğen, ister bunu beğen diye. Bu tür imkanlar sunulabiliyor. TOKİ şunu kıyaslasın vatandaşlarımız. Özel sektörden aldığının neredeyse yarısına TOKİ'den konut alıyor. Daha kaliteli, daha güzel çevre düzeni olan asansörlü, kaloriferli konutları. Mutlaka onların da eksikleri oluyor. Onları bizim danışmanlarımıza, bizlere iletsinler. Biz de konuşup ilgili arkadaşlarımıza dönüş yapalım. Yani şimdi soru bu konuyla ilgili, TOKİ ile ilgili gerçekten çok büyük, çok uzun sorular var. Hepsi de uzun uzun okumak da istemiyorum. Sayı da çok fazla. Ama mesela bana mantıklı gelen birisi Çetinkaya Sadık Bey, TOKİ'leri aynı şartlarda girdiler değişmeden. Ama biz mağdur edilmiş oluyoruz. Daha önceden
Asgari ücret ve bizim ödeyeceğimiz rakam belliydi. Şimdi daha bir mağdur hale geliyor. Asgari ücretle bugün aldığı kıyaslasın hiç bu mağduriyeti olmaz. O gün asgari ücreti yüzde kaçını ödüyorsa bugün de aynısını öder hemen hemen. Peki. Devam ediyoruz. Yapacağımız işi, yaptıklarımız mı? Şimdi TOKİ ile ilgili başka söyleyeceğiniz şeyler yoksa TOKİ ile ilgili soruların tamamını ben danışmanlarınızla ileteyim. Eğer onlarla da tek tek irtibata geçerlerse biz de size iletmiş olalım. Memnuniyetle. Sadece konu elbette TOKİ değil. Artı TOKİ'de de bir avantajımız var. Dursun Bey, TOKİ Başkan Yardımcımız. Hemşehrimiz. Hemşehrimiz. Allah razı olsun. Gece gündüz 24 saat her zaman her konuda yardımcı oluyor. Sağ olsun. Yani bu TOKİ tarım bizim Afyon için en önemli alanlardan birisi. Bakın ben geçen şunu paylaşmıştım. Bunu arkadaşlarımız gösterebilir. Afyon Karahisar'a geçen yıl 1 milyara yakın tarımsal destek parası ödemişiz. Bu olağanüstü büyük bir miktar. 791 1 milyon. Tabii bunun büyük bir rakam. Ve kırsal kalkınmada diğer alanlarda inanılmaz destekler sağlıyoruz. Bu bizim daha fazlasını vermemiz gerekir. Bundan büyük de mutluluk duyarız. Sulama alanları, yapmamız gereken yatırıma alıp da yapamadıklarımız var. İşte mesela Bayat Asarcık Göletir'in sulamaları vardı. Şükür 3-4 defa ihalesi iptal edildikten sonra yeni ihalesi yapıldı. İnşallah yakında başlayacaklar. Yine büyük sulamalarımızdan bu yıl çobanlar, seyitler bitti. Arkadaşlar 1 milyon değil 791 milyon lira o destek. 1 milyara bir yakın. 791 milyon lira. 1 katrilyon. Bir eski para bir kat. 791 milyon dersek tam doğru rakam. Evet. Evet. Çobanlar, seyitler sulaması bu yıl neredeyse bitmek üzere. Çay sulaması inanılmaz derecede güzel bir şekilde çalışmaya başladı. Yine söz verip de yatırımı da aldırıp da başlatamadığımız domba yuvası vardı, dinar domba yuvası. İnşallah onun da Dünya Bankası'nda görüşmeler bittiğinde bu yıl başlayacağız diye söz verdiler. Yatırım alındı. Allah nasip ederse o da başlayacak. Sandık'ta bir kısım küçük göletlerimiz var. Onları yapmamız lazım. Diğer ilçelerimiz de var. Daçkırı'da var. Hocalar da var. Yani birisi atlarsam kusura bakmasın arkadaşlar. Yani hepsini aynı anda söylemek bazen mümkün olmayabiliyor. Bunları devam ettireceğiz, yapacağız ama suyumuz da bizim... Veysel Bey, bakanlıktan ayrıldıktan sonra Tarım Orman Su İşleri Bakanlığı'nda Afyon'a karşı bir defans uygulandı mı? Yani ben öyle bir şey diyemem. Yani Allah razı olsun, biz Sayın Bakanımıza gittiğimizde alınabilecek her şeyi alabiliyoruz. Ama bazen öncelikler değişebiliyor. Öncelikler değişmiş olabilir. Farklı yaklaşımlar olabilir. Ama devam eden projelerimizde hepsi devam ediyor. Bir kısmında yani hiç hayır lafıyla karşılaşmıyor. Asla öyle bir şey yok. Ama geçen yıl şöyle bir sorun oldu. Yani enflasyon nedeniyle şirketler ihalelere girmedi. Teklif vermediler. Birçok ihaleler iptal edildi. Tasfiye edildi. Mecburen tasfiye kanunu çıkarttık, evet. İki defa. Sırf pandemi nedeniyle. Bunlar bizim işimizi çok aksattı. Yani düşünün ki Bayat Asarcık Göletir'in sulaması için 3-4 defa ihale yaptı DSE'yi. TOKİ de aynı durumda. TOKİ de aynı durum. Defalarca yapıyorsunuz, başlayamıyor. Mesela hocalar, kaymakamlık binası, bugün yine konuştuk. 5. defa ihalesi iptal edildi. 2 Şubat'a yeni gün aldık. Ama Emirdağ Kaymakamlık binasına başladık. İşçi Kaymakamlık binasına başladık. Sandıklı'ya başlamak üzereyiz. Bunları özel idaremiz yaptı. Afyon'da yine bu yıl en çok yaptığımız ve 2023'te çok yapacağımız işlerin birisi Milli Eğitim Okul. Sayın Bakanımız, Milli Eğitim Bakanımızı getirdiğimizde tam 2 milyara yakın bize kaynak ayırdı. Bugün valilikte toplantı yaptık bu konu nedeniyle. Özel idarede bir birim daha kurduk. Sırf bu yatırımları daha hızlı takip edelim. Yaklaşık 20 civarında yeni personel, mühendis alıyoruz. İşte bunların bir kısmı alındı, bir kısmının ilanına çıktı. Bu yatırımları iyi takip edelim, hızlı yapalım, ihalelerini yapalım diye KUDEP kuruyoruz. Yani bizim çünkü parası hazır. Parası hazır. Yani parasını bakanlık ayırdı, %10'unu gönderdi, ihale yapılacak. Bugün inşallah eksiklerini arkadaşlarımız bize listesini verdiler. Biz onları gideceğiz, takip edeceğiz, %10'unu göndereceğiz, ihalesini yapılacak. İhalesi yapıldıktan sonra da parası ayrıldı, yatırımdan gelecek. Evet. Milli eğitim açısından bunlar çok önemli. Yani tarımda sulama... Öğretmenle ilgili bir eksiğimiz var. Yok, hayır, bizim öğretmenle ilgili bir eksiğimiz. Yani çok istisna olabiliyor. Zaten Afyon İl Merkezi hariç
Bir de belki Bolvadin olabilir. Tüm ilçelerimizde öğretmenler zorunlu bölge yaptık. 7 yıl geldim öğretmen bir yere gidemiyor. O nedenle de öğretmenle ilgili bir eksiğimiz, sıkıntımız yok. Yeni okullarımız, yeni çok güzel okullarımız yapıyor. Hayırseverlerimiz gerçekten güzel okullar yaptı. Mesela dün, öncesi gün mecliste yine beraberdik. Buradan ismini de analım ki güzel iş yapan insanlara teşekkür edelim. Cumhuriyet Çocukları'nın sahibi Yavuz Koca Şaban Bey, Koca Şaban ailesi. İnşallah yeni bir ortaokul daha yapacak. Muhteşem bir proje çizdirmiş. Yine o okulla beraber bir lise, farklı aklımızdan geçen özel Allah bir durum var. Allah İnşallah 2023'te ona başlayacak. Yine biliyorsunuz kendisi üniversitemize acil bölümüne bir bina yaptı. Yine Özcan Halaç Bey, kendisine Allah razı olsun teşekkür ediyoruz. Hastanemize yeni bir yoğun bakım ünitesinin olduğu, efendim palyatif bakımın olduğu bir ünite yaptı. Kara Mehmetler sağ olsunlar yine İşçisar'da okul yaptılar. Özcan Alaç Üniversite'ye, Afyon Sağlık Birimi Üniversitesi'ne bir önceki sene misafirhane yaptı. Yani muhteşem bir Emirdağ yaptı. Allah razı olsun. Bu hayırseverlerin yaptığı, yine birçok küçük çaplı hayırseverlerimizin daha yaptıkları yatırımlar var. Bunlar için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Hakikaten bunlar çok önemli. Yine üniversitemiz bir sanayiciyle beraber Türkiye'nin en büyük tıbbi alkol üretim merkezini Afyonkarahisar'a kurduk. Şimdi onun gıda artıklarından alkol elde edilmesiyle ilgili Tarım Bakanlığı ile bir görüşme yapıyoruz. O izni aldığımızda burası Türkiye'nin hastanelerde kullanılacak alkolünü üreten bir merkez olacak. Yine geçen Sanayi Bakanımıza gittik. Sayın Bakanımız Allah razı olsun Afyonkarahisar Teknoparkı için 55 milyon bir kaynak ayırdı ve organize sanayide temel atıldı. Bakanımızla beraber geleceğiz. Onun devamını sağlayacağız. Afyonkarahisar Teknoparkı çok daha büyük bir noktaya gelecek. Üniversitemiz, iki üniversitemiz ve Uşak Üniversitemiz üçünün birlikleriyle burada daha fazla katma değer yüksek ürünlerin üretilmesi konusunda sanayimizi ciddi manada geliştiriyoruz. Üniversitelerimizde. Çobanlarda öğretmen açığı var mı efendim? Benim bildiğim yok. Arkadaşlarım yani seyircilerimiz yazıyorlar da hangi öğretmen varsa, eksiği varsa bize yazın. Hemen ilave edelim. İlave edelim. Eksik varsa onları temin edelim. Yani, TOKİ çobanlarda 9 mahalleden ancak biri tamamladı diyorlar. Bu konuyu da size. TOKİ'de şöyle çobanlarda yer konusunda sorun çıktı. Yer değişikliği yapıldı. Ondan sonra da tabii bazı yerlerde mesela daha önce TOKİ'ye talepler çok zayıftı. Mesela bunlardan birisi Bolvadin. Bolvadin'e ilk defa TOKİ yapıldığında memnuniyet az olmuş. O nedenle uzun süre Bolvadin'in talep olmadı. En sonunda Bolvadin'den müthiş bir talep oldu. Biz de listede yokken gece saat 12'de listeye aldırttık. Bir hayli uzun bir uğraş sonrası. Tabii arkadaşlarımız memnun oldular. Biraz sıkıntı yaşadılar ama inşallah onlar da konutlar yapılır, güle güle otururlar. Tınaztepe ile ilgili var mı bir düşünceniz efendim? Hem TOKİ hem doğalgazla ilgili. Elbette ki. Hiçbir çalışma yok diyorlar. O da Sinanpaşa'ya bağlı herhalde. Sinanpaşa. O dedim peki, ya TOKİ az önce. TOKİ ile ilgili Tınaztepe'ye. Yani burada şimdi WhatsApp hattını verdiğimiz zaman. Ezbere Tınaztepe bir anda aklıma gelmedi. Geçen Tınaztepe Belediye Başkanımız geldi. Affedersiniz var. İki Tınaztepe hem sanayi için müracaat etti hem konut için müracaat etti. Evet. Adem Başkan daha sonra geldi. Hem sanayi için hem de konut için arsalarının yerini de belirledi ve müracaatını yaptı. Hatırladım evet. Şimdi. Yani 60 tane belediyemiz var bizim. Hepsini hafızadan teker teker bulup çıkarıp da hatırlamak kolay olmuyor bazen. Ben 60 tane belediyemiz var deyince sadece AK Parti, Cumhur İttifakı'nı söylememeniz de çok güzel. Ben tamamını efendim mesela geliyor mu diğer? Geliyor tabii mesela bizim İhsaniye Belediye Başkanımız Timay Başkan geliyor. Vekilim benim şu ihtiyacım var. Güneş enerjisinde bana yardımcı ol. Su kapıma yardımcı ol. Memnuniyetle. Daskırı Belediye Başkanımız İsmail Bey'e geçenlerde telefon açtım. Enerji Bakanlığımız bütüm veriyordu. Dedim ki İsmail Bey müracaat et. Sana da 100 ton bütüm gönderelim. Bedava bağış olarak gönderdik. Geçen hafta yine bunu tabii bazen ekstra oluyor. Sayın Cumhurbaşkanımız yıl sonunda artan ödeneklerden belediyelerimize kaynak aktarabiliyor. 10 milyon lira özel idaremize, 26 milyon lira da yaklaşık 30 belediyemize Allah razı olsun kaynak gönderdi ve bu da belediyelerimiz için çok önemli bir destek oldu.
Bunu da tabii bütçe sırasında teker teker takip ettik. Arkadaşlarımızın müracaatı olmayanları müracaatlarını yaptırdık. Bu işlerde proje geliştirmek, takip etmek çok önemli. Bazen belediye başkanlarımızın bir kısmı ya bize niye gelmedi diyor. Soruyorum ilgili yere, müracaatı olmuyor veya eksik oluyor, geç oluyor. Ya belediye başkanının bir ayağının sürekli Ankara'da olması gerekiyor. Bu milletvekili olur, genel müdür olur, ilgili bürokratlar olur. İşi orada takip edecek. Takip edecek. Peki sağlıkla ilgili ne durumdayız efendim? Sağlıkla ilgili Emirdağ Devlet Hastanemizin ihalesini yaptık. Yer teslimini yaptık, işe başladı. Bolvadin Hastanemiz aynı günde ikisi. Orasının müteahhit girmedi, iptal oldu. Tekrar zannediyorum Ocak ayında ihaleye çıktı. İnşallah onun da Ocak ayında ihalesini yapacağız. Bu yıl Çobanlar Devlet Hastanemizin ihalesini yapıyoruz. Başmakçı Devlet Hastanemizin ihalesini yapıyoruz. Tatarlı Sağlık Ünitemizin ihalesini yapıyoruz. Bir kısım merkezde ve beldelerimizde ana çocuk sağlığı merkezleri var. Oraların ihalelerini yapacağız. Doktorlar için 27.500 civarında Sayın Bakanımız malum Türkiye'de sözleşmeli doktor almıştı. Bunun önemli bir kısmı da Afyonkarahisar'da ilçelerimize belirledik. 4.924 sayılı sözleşmeli hekim çalıştırmasına ilişkin kanunun önemi şu. Mevcuttan yaklaşık 10.000 lira daha fazla para veriyorsunuz. Biz doktorlara bu yıl normal verdiğimizin 3 katına yakın maaşlarını artırdık. Bir de sözleşmeli nedeniyle ilave verdiğimizde bir hekim ciddi bir para alacak ve sözleşme yapıyor. Dolayısıyla ana branşlarda il merkezimizin hemen hemen çok az sınırlı ilçelerimizin de tüm doktor sorununu çözmüş olacağız bu yılın. Zaten şu anda ilk 6 ayda mı çözülecek? İlk 6 ay bulmaz Allah'ın izniyle. Mesela geçen gün Afyon'daki Ankara'daki toplantıda en çok itiraz eden Sandıklı, Bolvadin, Dinar ilçe teşkilatlarımız vardı. Doktor olmayan. Sandıklı ilçe başkanımızın iki vekilim doktorlarımızın çok büyük kısmı geldi. Ben zaten Sandıklı'daki toplantıda demiştim. Merak etmeyin. Ocak ayına kadar doktorlarınızın önemli bir kısmı gelecek. Çok azı kalacak. İşte, yani Sandıklı ile ilgilenmediğiniz konusunda da zaman zaman serzenişler oluyor da. Yani tabii Sandıklı'da bazı arkadaşlar provokatif söylemlerde bulunuyorlar. Şimdi efendim diyor, siz diyor Dinar'da Sandıklı'daki cezaevini Dinar'a götürmüşsünüz diyor. Dinar cezaevi ne zaman yapılmış dedim. 2012 yılında. 2012'de ben milletvekili miydim? Değildim. Sandıklı'nın ağır ceza merkezi ne zaman kapanmış? 2008-2009. Ben milletvekili miydim? Değildim. Sandıklı'nın cezaevi ağır ceza kapandığı için kapalısı kapandı. Açığı ne zaman açıldı? Yeni açıldı. Dolayısıyla bizlerin... Yani Sandıklı'nın en güzel merkezindeki jandarmadan, maliyeden arsayı belediyeye biz aldık gittik. Maliye Bakanımız Naci Abal Bey'den, Berat Albayrak Bey'den, yine Naci Bey'den Sandıklı'nın en güzel yerindeki satılığa çıkmış ihaleyi iptal ettirip cami yerine şeker fabrikasının arsasını aldık, verdik. Onlarca yatırımı yaptık, daha da yaparız. Bazen tabii böyle provokatif söylemde bulunanlar oluyor. Çok önemli değil. Daha fazla, vatandaş biliyor. Yani, vatandaş her şeyi biliyor. Herkes de tanıyor. O provokatif demeyelim de. Provokatif söylemlerde bulunan. Belki sizi daha fazla Sandıklı'ya çalıştırmak için. Sandıklı milletvekili yok ya. Daha fazla çalıştırmak için olabilir. Hani, mesele şu. Milletvekili. Bizim 18 ilçemiz var. Her yerde milletvekili olma şansı yok. İki, bir ilçeden oldu diye birisi milletvekili olur veya olmaz değil. Milletvekili hak edenli listeye koyar. Yani bölgesel dağılım çok önemlidir. Sandıklı bizim Afyon'un ilçe merkezi olarak en büyük ilçesidir. Ama Sandıklı hocalar Kızılören'i topladığınızda nüfus kaç? 58 bin, 60 bin. Aşağıdaki bölgede 80 bin. Bolvadin tarafında var işte 50 bin. Emirdağ tarafı var. Merkez en büyük nüfus merkezde. İşin büyük kısmı. Çay, Sultandağ tarafı var. Bunların hepsi 6 milletvekilimiz var. Listeye koyuyorsunuz. İnşallah Sandıklı'dan da bu dönem gönlüm arzu eder. Mutlaka listede bir arkadaşımız olsun. Zaten biraz önce de böyle iki dönemini bitirmiş olan, bir şeylerini ispatlamış olan belediye başkanlarına olabilir dediniz. Orada Mustafa Çöre'de bir işaret verdiniz. İki dönemini bitirenler dedi genel merkez. Bunu genel merkez takdiri. Ben milletvekili listesini ben yapmıyorum. Onun için de herkesin aday olma hakkı var. Ama adayları belirleme genel merkezin,
kimin seçileceğine karar vermede milletin işi. Doğru. Yani sonuçta milletten oy alırsak seçileceğiz. Bunun çok iyi bir örneği var Sayın Gözbey. 1987 seçimlerinde Kayseri'den birisi Anavatan Partisi'nden 7. sıradan milletvekili seçilmiş. 7. sıradan. İnanılmaz derece çalışmış, gayret etmiş. Parti çok beğenmiş. Rahmetli Turgut Özal'dan sonra zannediyorum Mesut Yılmaz 91 seçimlerinde birinci sıraya koymuş bu beyefendiyi. 91 seçimlerinde İttifak Kayseri 7-0 aldı. Birinci sıradan seçilemedi bu beyefendi. Yani 7. sıradan seçildi, birinci sıradan seçilemedi. Kimin hangi sıradan seçileceğini Allah karar verir. Allah bilir tabii. Millet Allah takdir eder, milletin de oyu verdi. Onun için bizlerin bu tür böyle büyük hesaplar yapmamız bence sadece boş hayallerden öte bir şey değil. Evet. Çevre Şehircilik. Çevre Şehircilik Bakanımız Afyon Karahisar'a ben dün genel müdürlüklerine şey aldım. Müthiş bir insan. Yani benim çok sevdiğim bakanlarımızdan. Hakikaten çok pratik, yetenekli bir insan. Olur olmaz, olur olmaz. Şimdi epey bir yardımda bulundu. Kendisiyle de geçen hafta yine grupta da konuştuk. Sayın Bakanım ya biz size toptan geleceğiz ya sizi Afyon'a davet ediyoruz diye. Ya Afyon'a davet ettik, Afyon'a gelecek ya da biz belediyelerimizi bir daha götüreceğiz. Çevre Şehircilik en önemli nedir? TOKİ. TOKİ'lerin çok büyük kısmını yaptı. Altyapı, belediyelerimize yardım, makina, ekipman, araç, para, millet bahçeleri. Bunlara büyük kaynaklar aktardı. Yine bakın Çevre Şehircilik Bakanımız Türkiye'de hiçbir yere yapmayan bir şeyi Afyon Karahisar'a yaptı. Ne yaptı? Afyon Karahisar Ticaret Borsası'nın yeri, hazineye ait, üst hakkı kurulmuş. Orası üniversitemize, AFSÜ'müze ihtiyaçtı. AFSÜ'müz orayı istiyor. Ama ticaretlerimizde, borsamızda diyor ki bana bir yer verin. Burası üst hakkı. Türkiye'de ilk defa bir üst hakkı müstakil tapu kabul edilip kamunun arsasıyla yer değiştirildi, takas edildi ve borsamıza burası verildi ve orası da Afyon Koca Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne geçti. Gerçekten muhteşem bir iş oldu. Allah razı olsun, buna da Sayın Bakanımız talimat vermişti. Kendisiyle de görüştük bir toplantıda bütün milletvekillerimizle beraber. Onun sonucu burada hem Mehmet Müsürler'e hem de yönetime, o zaman Fahrettin Bey'e teşekkür ediyoruz. Şimdi de AFSÜ'müzü aldı. İnşallah yakında borsa orayı teslim edecek ve üniversitemiz rektörlük oraya taşınacak. Evet. İnşallah aynı müjdeyi Ticaret Odası'nın arsası için de alırız. Evet, inşallah Ticaret Odamızın arsasının orasının alması gerekiyor. İnşallah bu yıl onu da tamamlarız. İlk 6 ayda biter mi efendim? Yani öyle bir söz yani Sayın Gürtü Bey, siz yani sanki imzayı ben atıyorum. Böyle bir inşallah diyelim. Yani gücünüzü biliyoruz efendim. Efendim inşallah. Sevginizi biliyoruz Ankara'da. Üstü başkanla daha önce bir kere Kaan'ın tam getirdik direkten döndü. Geçiyordu. Olmadı. O zaman itiraz oldu. İnşallah bir çözüm olur. Yani şimdi sadece emlak değeri konusunda bir şey kaldı herhalde. Gereken şeyler çözülecek yapıldı. İnşallah. Bu yıl çözülecek inşallah. Rıfat Bey'e de teşekkür ediyoruz. Rıfat İstarçıklıoğlu'na. Sağlık endüstri bölgemiz bugün yine toplandık. Şirketimiz bütün kurulma izinleri alındı. Yönetimdeki sayılar, oranlar, miktarlar belli oldu. Bu hafta belediye meclisimiz ve ilgili meclisimizde kararlarını aldılar. Kuruluş sermayesini yatıracaklar. Şirketimiz kurulduktan sonra İnşallah büyük bir çalıştay yaparak bu konudaki süreci belirleyeceğiz. Ulaştırmada Şuhut yolumuzu hemen hemen bitirdik. Sayın Bakanımız onun açılışına gelecek. Afray'ın hızlı trenle birleşmesi konusunda kararımızı bakanımız geldiğinde netleştirmiştik. Geçen hafta altyapı genel müdürümüzle konuştuk. Onlar da projeyi hemen hemen bitirmişler. Belki gelecek hafta, belki bu hafta içi altyapı genel müdürlüğümüz gelecek. Burada belediyemiz, üniversitemiz hep beraber toplanacağız. Projeyi netleştireceğiz ve ondan sonra inşallah bir temelini atacağız. İstasyondan üniversite arasına birinci kısımla ilgili başlangıcı bu yıl yapacağız. O mühim. Bolvadin, işçi çay arasındaki yolumuzun yapılması maalesef 2001 yılında başlamış bir iş. O günden bugüne hep bir problemle gelmiş bir iş. İnşallah bu yıl da onu tamamlayacağız. Yine Çay Dinar arasındaki yolun tek şerit ve çok kazalar oluyor. Çok kaza oluyor. En acil yapılması gereken yollardan birisi bu yol. Bu yolun bu yıl teklifi yapıldı. Yatırım programına teklifi yapıldı.
İnşallah kaynak aktarıldı. Geçen bakanımızla ve genel müdürümüzle konuştuk. Bu yıl oraya da başlamayı arzu ediyoruz. Sandıklı hocalar Banaz yorumumuz, yapacağımız yollarımızdan birisi. Başmakçı Dinar yolunun genişletilmesine çalışması başladı. Bu yıl o bitecek ve Kızılören'den Çivril'e aşan yolumuzu tamamlayacağız. Bu yollarımızı da bitirdiğimizde yol sorunumuzun çok önemli bir kısmını çözmüş olacağız. Başka bir sorun daha var efendim. Karayolları Bölge Müdürlüğü sorunu. Evet. Karayolları Bölge Müdürlüğü Afyon'un hakkıdır. Bu çok gecikmiş. Niye almıyorsunuz efendim? Biz vallahi en az 10 kere bakanlara gittik. 1980 yılında Karayolları Bölge Müdürlüğü kurulmuş. Hatta bizim Kızılören İlçe Başkanımız Abdullah abi karayollarıcı olduğu için diyor ki o zaman diyor bölge müdürü atandı, geldi. Ben de diyor buraya tayinimi çıkarttıracaktım. Gelemedi. Sonra ihtilal oldu ve kaldı. Yani yedi kocalı Hürmüz gibiydi efendim karayollarıyla ilgili. Afyon'un hakkı bunu biz Sayın Cumhurbaşkanımıza da arz ettik. Bakanlarımıza da konuştuk. Her defasında da konuşuyoruz. Şu anki yaptırdığımız şeflik binamızda tam bir bölge müdürlüğü gibi şubemiz. İnşallah bir gün orada Afyon Karahisar Karayollar Bölge Müdürlüğü. O bir gün 2023'te olacak mı efendim? İnşallah bu yıl olsun. 19. Bölge Müdürlüğü yani çünkü olsun. Şimdi evet 12 Eylül askeri darbesiyle Afyon 2 lağvedildi ama Afyon'la beraber Kars da kurulmuştu. Kars da lağvedildi. Kars'tan bir Ulaştırma Bakanı çıktı. Kars'a yaptı. Heh. Ama bizim milletvekillerimiz o konuda maalesef Ankara'da pasiye yumruğunuzu şöyle vurmadınız. Ama 2023 için bunu her seferinde ben dile getiriyorum. Dile de getireceğiz. Çünkü o bizim hakkımız. Bizim hakkımız. Aynen katılıyorum. Afyonkarahisar'ın bir bölge müdürlüğü 400 kilometre çünkü bir yol ağı var. Bu yol ağının bir bölge müdürü tarafından yürütülmesi en doğrusudur. Evet. Ankara-İzmir yüksek hızlı treni ne zaman olacak efendim? Tam hızlı treni sözleşme gereği 2025. Ama ben inanıyorum ki 2024'te Afyon Banaz ilk etabı açılır kanaatindeyim. Peki Ankara-Afyon? Ankara-Afyon zaten. Ankara. Birinci etap Banaz dediniz de. Banaz'a kadar da bitmiş durumda oluyor da. Öyle bir planlamaları var. Yani çünkü parası, kredisi her şeyi hazırlandı. 2.2 milyar avro. Yani çok büyük bir rakam. Korkunç bir rakam. Ve bu Polatlı İzmir'e kadar tamamı bu sefer önceki iki etap halinde yapılmıştı. Bu tek etap Allah'ın izniyle şirkette ciddi çalışıyor. Niğde Otoyolu'nu yapan büyük bir güçlü bir şirket. Hızlı bir şekilde çalışılıyor şu anda malum. Bayat'ta bir şantiye var. Banaz'da bir şantiye var. Olağanüstü gayretli bir şekilde çalışıyorlar. Evet. Maliye Hazine Bakanlığı'ndan Afyon'a herhangi bir şey var mı efendim? Maliye ve Hazine Bakanlığı her ay paralarımızı tıkır tıkır gönderiyor. Yani o zaten geliyor kanun gereği. Maliye ve Hazine Bakanlığı paraları, vergileri toplar. Sonra da harcamaları yapıyor. Yani hem topluyor hem harcıyor. Doğrusu bizim Maliye ve Hazine Bakanımızdan istediklerimiz kısmında hep pozitif yaklaşıyor. Ama Maliye ve Hazine Bakanlığı'ndan bugün itibariyle işte özelleştirme bağlı. Bu yıl Tatarlı'nın eski şantiye şeker fabrikası yerini aldık. Çayınkini aldık. Şuhut'unkini çok uzun süredir uğraşıyorduk, alamıyorduk. Bu yıl onu aldık, 55 bin metrekare. Daha önce Sandıklı'yı almıştık, Emirdağ aldık. Sandıklı şeker fabrikasıydınız da pancar alın. Tabii bunlar şeker fabrikasıydınız, vatandaşlarımızda orada şeker fabrikası yok. Efendim eski şeker fabrikalarının şubeleri ve pancar şeflikleri var. Bunların yerleri, bir kısmında kantar. Pancar şefliği. Pancar şefliği. Mesela Şuhut, Tatarlı, Emirdağ, kantar yeri. 30 bin, 55 bin metrekare. Çay'daki ve Sandıklı'daki şeflik yeri, binaları o içinde buldu. Çay muhteşem bir millet bahçesi, sosyal tesis oluyor. Orası hatta çok büyük katlı olarak, ticaret merkezi olarak satılmaya hazırdı. İhale aşamasındaydı. Bütün Çaylı diyordu ki asla aramazsınız. Hiç kimse buna gücü yetmez. Burasında bu kadar rant varken burası sosyal tesis, yeşil alan olmaz diyordu. Biz dedik ki bekleyin görün nasıl olacak. Allah'a hamdolsun ki onu yaptık. Bunların hepsini Maliye Bakanlığımız ve Sayın Cumhurbaşkanımız Afyonkarahisarlara bilah bedel, tek kuruş almaksızın bu arsaları devretti. Bunlar da çok önemli desteklerdir. Evet. Ankara'da hem bu yatırımları takip ediyorsunuz hem de hemşerilerimizi misafir ediyorsunuz. Yani bir yılda
cumartesi pazarları çıktığımız zaman, resmi tatil günlerine çıktığımız zaman 200 gün aşağı yukarı kalıyor. Ama siz bildiğim kadarıyla 3000'den fazla hemşerimizi Ankara'da ağırladınız. Onlarla ilgilendiniz. Belki birebir problemleri vardı. Onların giderilmesiyle ilgili çalıştınız. Peki genel anlamda 2022'de Ali Özkaya olarak kaç yere gittiniz? Neler yaptınız? Valla geçen bizim arkadaşlar bir çıkarmışlardı. Yani 2000'den fazla ziyaret yapmışız. Sayılarda hata edebilirim. 400'den fazla yeri ziyaret etmişiz. Beldelerimizden işte bu sene, tabi bu 2022 için. Yani az laf çok işlediniz. Az laf çok iş. İşte 42'sine beldene gitmişiz. Köylere şu kadar gitmişiz. Şehir merkezinde, il merkezinde. Ben bu yıl Afyonkarahisar il merkezinde Necidiye'yi gezdim. Lazlıgöl Caddesi'ni gezdim. Bankalar Caddesi'ni gezdim. Kurtuluş'u gezdim. Ataköy'ün orayı gezdim. Tuz Pazarı'nın orayı gezdim. Yani cadde cadde Merkez İlçe Başkanımız, vekilim bu hafta şurayı, bu hafta burayı, sanayi tamamen gezdim. Mustafa Yılmaz Aslan ve ekibiyle dolaştıktan sonra birinci sanayi. İkinci sanayi de kısmen gezdik. Nerede arkadaşlarımız görev var diyorlarsa oraya koşuyoruz. Gücümüz yettiği kadar. 100 bin kilometre yol yapmışsınız aşağı yukarı. 100 bin kilometre. Bir, iki tane aracımızı bu dönemde pert ettik. En son sattığımız araç 460 bin kilometreydi zannediyorum. Maşallah. Allah daha fazla güç kuvvet versin. Amin. Yani bir de bunun tabii şunu da düşünüyor. Bazen bizim danışmanlar da söylüyorlar. Yani milletvekilinin aracını devlet veriyor. Yakıtını devlet karşılıyor hepsini. Hayır. Bunların aracımızın tamamı kendimize ait. Giderlerimizin, yakıtımızın, masraflarımızın tamamı kendimize ait. Dolayısıyla bunların hepsini biz kendimiz gidiyoruz. Yani devletten herhangi bir destek yok. Hayır. Bunlar için destek yok. Onu da ifade etmiş olalım. Peki bu 100 bin kilometre yol giderken elbette başınıza ilginç olaylar da gelmiştir. Yani geliyor tabii. Gece yolda kaldığınız oluyor. Lastiğinizin patladığı oluyor. Yani ilginç kazalara denk geldiğiniz oluyor. Mesela geçen yıllarda hızla gidiyoruz. Tam Emir Dağı geçtik. Bir yağmur, iki tane genç hanımefendi böyle hopluyorlar araçla. Şaşırdım. Ondan sonra bizim danışman dedi ki vekilim herhalde kaza yapmış. Geri geldik. Baktık hafif yağmur çiseliyor. İki tane genç üniversiteli hanım kız korkmuşlar otobüsten. Bariyerlere çarpmışlar. Geri dönmüşler. Şoka girmişler. Bindik onları, telefon aradık. Çekici çağırdık. Aracımı aldım. Onlar araçlarını gönderdik. Ankara'ya kadar ben şoför koltuğunun yanında. Onları da arka koltuğa aldık. Babalarını aradık. Tabii heyecanlı. Ankara'ya götürdük. Teslim ettik. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu Başkan'ın yardımcısının kızıymış. Epey hayır duada bulundular vesaire. Tabii çok ilginç olaylara karşılaşıyorsunuz. Evet. Bazen mutlu, bazen üzüntülü. Ama aklımıza gelmeyen de onlar olay vardır. Geçen bir yere gidiyordum. Uyandım. Araç 240 civarındaydı benim gördüğüm. Dedim ki aman yavaş otobanda gidiyoruz. Yani bir yere yetişeceğiz. Size radar yok herhalde. Evet. Bizim milletvekili olmanın bir artısı o konuda toleranslı yaklaşıyorlar. Çünkü aksi olsa hakikaten bizim arkadaşlar da diyor vekilim ben eskiden milletvekilleri bu tür şeye kızardım. Ya niye kırmızı ışık cezası hızlı gidiyor vesaire. Sonra anladım ki aksi olsa sizin bütün hayatınız arabanın içinde geçecek. Evet. Allah korusun ama yine kaza bela vermesin. Amin. Allah. İnşallah aziz milletimize duasıyla inşallah bir şey olmaz. Sayın Vekilim ben her konu açıldıkça benim en çok sevdiğim bakan Gençlik Spor Bakanımız Doktor Mehmet Muharrem Kasaboğlu evet. diyorum. Hem Fahri Hemşerimiz oldu. Hem Afyon'la ilgili önceki valimiz Gökmen Çiçek'in de destekleriyle, ilgisiyle Afyon'a çok ciddi yatırımlar yapılmasına vesile oldu. Doğru. Gençlik sporla ilgili sizin ilave etmek istediğiniz gençlik şey var spor, mı? Belediye başkanlarımızın büyük kısmı verilen sözlere başladılar. Bir kısmının ihalelerinde fiyatlar artış oldu. O fiyatları bitirdik. Ben ilçe başkanlarımız ve il başkanımız da bu hafta İbrahim Bey vekilimiz, bakanımız toplandı da
O eksikleri okuduk. Allah nasip ederse bakanımızdan da randevu istedik. Önümüzdeki hafta ya bir sonraki hafta artık belediye başkanlarımızla tekrar gideceğiz. Eksik kalanları ilave, çünkü diyelim ki o zaman 3 milyon taahhüt etti. Bugün aynı iş 10 milyon oluyor. Doğru. Bunların belediyelerimize transferleri konusunu bitireceğiz. Bu yıl Afyonkarahisar'da yine o devam eden yatırımların büyük kısmını tamamlayacağız. Evet. İnşallah belediye başkanımız da önemli bir tesisimize Sayın Bakanımızın ismini verecek. Hakikaten de yakışır. Çünkü Afyonkarahisar'a bu kadar çok emek ve destek verdi. Çarşamba günü Dobro'da biraz belediye başkanımızı sıkıştırdık. Yerini de öğrendik. Olimpik yüzme havuzuna. Ben tabii nezaketen başkanıma bırak. Burada açıkladı efendim. Kaderine terk edilmiş olan ve atıl bir duruma gelen, neredeyse bir çöplük haline gelmiş olan yeri Afyon Belediyesi tekrar kazandırdı. Hatta görüntü yayınladılar. Ben arkadaşlara canlı yayında başkanımıza da sordum. Nurullah Bey'e de sordum burada yayında. Yani bu görüntüler simülasyon mu, herhangi bir yerden mi alındı, yoksa şu andaki oradaki görüntüler mi? Suyu doldurmuş, herhangi bir kaçak yok. Kaçak yok, oradaki görüntüler. İnşallah darısı diyelim neredeyse benim yaşımın üçte biri kadar zamandır bitirilmeyen müzemizin de başına gelir. Müzemizde açılmış haliyle işte arkadaşlarımız onu tekrar verir. Gerçekten verilmeye değer muhteşem görüntüler. Bakın. Çünkü buranın çok önceki halleri de var sevgili seyirciler. Nerede dolduralım denildi bir ara. Evet, aynen. Orayı dolduralım, basket sahası yapalım dediler. Basket sahası veya muz pateni yapalım dediler ama ve Afyon'da uluslararası şampiyonalar da yapılacak. Dünya şampiyonaları yapılacak. Afyon'un tanıtımına önemli bir katkı da sağlayacak. Hem Mehmet Muharrem Kasaboğlu Bakanımız, hem belediye başkanımız, hem de bu konuda milletvekillerimize gerçekten teşekkür ediyoruz. Afyon'a bu önemli eseri tekrar kazandırdılar. Hiç böyle de güzel orası olmamıştı. Bakan Bey'in adı da oraya yakışır. Evet. Müzemiz için de ben daha önce söz vermiştim. Bu müze Allah'ın izniyle... Ben de kaçıncı söz veriş diye başlık atmıştım efendim. Evet, ben de size sitem etmiştim. Yani biz söz verir ve sözümüzü yerine getirmek için bütün gücümüzle uğraşırız diye. Yani bunu tamam edemeyin Sayın Bakan. Beni tahrik etmeyin. Bakanı diyorum, Allah destekliyor herhalde. Sayın Vekilim, Sivil Havalimanı için söz verdiniz, yapmadınız. Garnizon ve diğer şeyler, hadi onlar bazı yere takıldı, başlandı. İnşallah önemli bir noktaya gelecek. Sözümüzden yapamadığımız tek şey sivil havacılık. Onda da biz bu yıl aslında... O bizi en çok heyecanlandıran oydu aslında. Evet, doğru. Şimdi devlet... Sözünüzde duruyor musunuz? Hayır, biz sözümüzde duruyoruz. Bizim açımız sonu yok. Sonuçta bu son sözü söyleyecek ki Sayın Cumhurbaşkanımız. O gün itibariyle Sayın Milli Savunma Bakanımız, Genelkurmay Başkanımız daha önce asker burayı vermiyordu. Eğer asker o gün verseydi zafer yapılmayacaktı. Zafer bu mecburiyetten yapıldı. Sayın Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar Paşa'mız ve Yaşar Güler Paşa'mız dediler ki biz veriyoruz, yapabilirsiniz. Asker vermiyor dediniz. Ben çok acı bir şeyi bizzat yaşadım. Bir doktor arkadaşım, Doktor Hasan Çelik de çok iyi biliyor. Bırakın havalimanını vermeyi. O zaman Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Afyon Havalimanı'na, asker havalimanı'na iniyor. Milletvekilimiz Sait Açba bir minibüste, minibüsün tekerlerini oradaki maalesef bazı rütbeli askerlerin o tekerleri tekmelediklerini gördük. Yani bırakın havalimanını vermeyi. Evet, biz de adaydık, bizi almadılar, biz kapının dışında otobüsü yani bekledik. Yani tekmelendi, milletvekilinin aracı tekmelendi. Türkiye o günden bugüne geldi. O günden bugüne geldi. Yani ben şundan dolayı çok heyecanlandım. Çünkü Zafer Havalimanı, tamam devlet bir yatırım yaptırttı. Başka amaçlarla da mutlaka kullanılır. Ama o havalimanını en çok çalıştıran Afyonlu vatandaşlarımız. Afyonlu vatandaşlarımızın İstanbul'a gitmeleri problem değil. Ha, İstanbul bağlantılı yurt dışı ama yurt dışında... Eskiden problemdi ama bak. AK Parti geldiği için problem olmadı. Yani bu otoyolları, bu duble yolları yaptığımız için... Doğru, eskiden, Allah var. 7-8 saate giden yere 3 saate gidince... Zaten 3-4 saatten erken bir yere otomobille varırsanız
Bu arada ben size böyle yapılan hizmetleri takdir ettikçe de teşekkür ediyoruz size. Başka şeyler de, yakıştırmalar da yapıyorlar ama doğru bildiğimizi elbette söyleyeceğiz. Marifet, iltifata tabi. Evet, ben 15 gün kadar önce Özbekistan'a gittim. Özbekistan'da 1980 Türkiye'sini gördüm. Türkiye nereden nereye? Biz buradan İstanbul'a havalimanına giderken inanın yolda sadece yemek molası için durduk. Öbür türlü şoförümüz hiçbir şekilde ayağını gazdan çekmedi ve vites hiçbir şekilde düşmedi. Sürekli yol gittik. Yani o konularda yapılan işler elbette takdire şayan. Ama yetmez diyoruz. Çünkü alıştırdınız efendim. Yani şimdi yolda giderken bazen o duble yolda bir arıza oluyor. Tek şeride birkaç geçince, kilometre tek şeride düşünce aman Allah'ım neymiş deyip diyoruz. Aklımıza geliyor. Tabii siz bu konuda da beceriksizsiniz. Bunları yaptıklarınızı anlatamıyorsunuz. Anlatma kabiliyetiniz yok. Yani siz keşke bunları bazı arkadaşların dediği gibi CHP'lilere verseniz. AK Parti yapacak, CHP'liler reklam yapacak. Taşeronluğunu onlara verseniz onlar anlatsalar. Zaten ne yapıyorlar? Bizim işte İstanbul'da metro bugün paylaşmışlar. Ya insan bu kadar yüzü kızarmadan yalan söylemeye de utanır. AK Parti'nin yaptığı, açtığı metroları biz yaptık diye paylaşıyorlar. Yani metro bitmiş, açılmış, çalışıyor. O metroyu biz yaptık diyor. AK Parti kanun çıkarıyor. Kanuna red oyu veriyor. Geliyor diyor ki biz dediğimiz için kanun çıktı diyor. Yani insan bunu söylemeye hakikaten utanır yani. Evet. Kanuna red oyu veriyor. Kabul etmiyoruz diyor. Sonra diyor ki geliyor. Sosyal medyadan tweet atıyorlar. Şu anda en meşhur işleri tweet atmak. AK Parti iş yapıyor, icraat yapıyor. Yaptığı icraat tanıtamıyor. Bunlar da biz yaptırdık diye tweet atıyorlar. Niye bu konuda eksiğiniz var efendim? Niye anlatamıyorsunuz? Şöyle ben Allah yani, uzun ömür... balık bilmese de halik bilsin mi diyorsun? Allah uzun ömür versin. Himmet Oral edebiyat hocamız da bizim. Çok kıymetli bir hocamız da. Lise 1'deyken hep burada daha önce anlatmıştım. Bize bir soru sormuştu kompozisyon dersinde. Duranlar yürüyenlerden daha çok gürültü yapar diye. CHP duran bir varlık. Gürültücü bir varlık. Biz koşmaktan, çalışmaktan, iş yapmaktan ses çıkarmaya imkanımız yok ki, zamanımız yok ki. Bizim sürekli konuşalım, ona buna laf yetiştirelim, süslü laflar söyleyelim diyecek zamanımız yok. Millet bize görev verdi, bizim bir an önce iş yapmak ve sonuç almakla yükümlüyüz. Koşmakla yükümlüyüz. O yüzden gürültü yapacak zamanımız yok. Anladım. Sağlığı geçtik ama sağlık önemli. Afyon Devlet Hastanesi'nde göz muayenesi sırasında bir aydır randevu alamıyoruz. İmkansız o. Lütfen o kişi bana uğraşsın. Yani böyle telefon numarası size aktarayım. Asla olamaz böyle bir şey. Böyle bir şey varsa. Mehmet Hocam buradan mesajı almıştır. Böyle kimse asla öyle bir şey olamaz. Lütfen o arkadaşımız bize ulaşsın. Bu tür olan sorular var. Onların hepsini danışmanlarınıza aktaralım Sayın Vekilim. Hizmetlerle ilgili aktarmak istediğiniz. Yani benim... Arzu, yani TOKİ ile ilgili bütün ilçelerdeki işleri hepsini takip edeceğini söylediniz. Tüm ilçede yapıyor. Üniversitelerimiz inanılmaz güzel işler yapıyorlar. Mesela biz geçen hafta Kocatepe Üniversitemize gittik. Mühendislik Fakültesi dekanımızla hocalarımız bizim termal sudan lityum karbonat dedi. Yani yanlış ifade etmeyeyim ama yani bu pilin ham maddesini üretmişler. İşte bunu Eti Holding Genel Müdürümüzle konuşturduk. Eğer İnşallah o sanayiye dönüşürse inanılmaz bir buluş yapmış olacağız. Ve Afyon için sıcak sudan elde edilen, termal sudan elde edilen bu önemli elementten çok büyük gelirler edeceğiz. Buradaki hocalarımızın çalışması gayet önemli. Bugün yine veteriner fakültemizin küçükbaş hayvanla ilgili geçen yıl Tarım Bakanlığı'ndan Emirdağ'daki birlikten alıp getirdiğimiz koyunlarımız muhteşem bir noktaya gelmişler. Çok güzel kuzulara doğmaya başlamış. Yani 3-4 günlük kuzu 6 kilo geliyordu. Bu kuzuları bizim Afyon'un her yerine yaygınlaştırmamız lazım. Mandacılık çok iyi bir noktaya geldi. Bunu daha projemiz onaylandı ama inşallah bütçesini de koyarsak bu yıl orayı daha da geliştirmek arzu ediyoruz. Hayvan hastanemiz bitiyor. Yine Özcan Halaç Bey inşallah bu yıl İslam İlimler Fakültesi'nin binasını yapacak Afyon Kalesera. Yurt sorunumuz yok. Afsu'da Eczacılık Fakültemizin ilaçla ilgili ciddi gayreti ve çalışması var. Orada tıp fakültemize
yeni elemanların alınması ile ilgili Cumhurbaşkanlığımızdan bugün yarın kararname çıkacak. Çok ciddi sayıda personel alacağız. Çünkü orada güvenlikte, temizlikte bir kısım sorunlar var. Üniversitedeki bu devlet hastanelerindeki maaşlar çok yükselince üniversiteden o taraflara geçişler biraz fazla oldu. Bugünlerde üniversite hastanelerimizde bir eksiklik var. Onları çözmemiz lazım. Sık sık. Bu da kısa zamanda çözülecek diyorsunuz. İnşallah bunları adım adım çözüyoruz. Çözmeye devam ediyoruz. Yani bu yıl milli eğitim dedim, az önce dedim ya, en çok yatırım yapacağımız alanlardan birisi milli eğitim. Milli eğitimi ile ilgili özel bir ekip oluşturduk. Hizmet satın almasıyla da daha fazla bu yatırımları takip edecek, koordine edecek. Yeni yeni tarımsal ürünleri geliştirmek, tıbbi ve aromatik bitkilerde afyonu daha öne çıkarmak. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Yani ilçe ilçe, köy köy, kasaba kasaba belki sorulursa söyleyebiliriz. Yani hepsini birden şunu yapmak demek zor. Mesela beldelerimizde tekstil atölyeleri kuruyoruz. İstihdamda neyiz efendim şu anda rakam? İstihdam. Genel istihdam. 2019'daki pandemi öncesini geçtik. Bugün itibaren Afyon Karahisar'da 12.850 civarında sigortalı çalışanımız var. Yani bu tarihinin en yüksek rakamı Afyon Karahisar açısından. Bu önemli bir rakam. Dişli kasabamız çok büyük bir tekstil fabrikası, atölyesi kurdu. Orasında faaliyeti sokuyor. Çobanlar zaten çok önemli noktaya getirdi. Sultan Dağ çalışıyor, büyütüyor. Gömü tekstil fabrikasını bitirdi, devam ediyor. Düzağaç da var, Sinanpaşa da var. Taşoluk hemen hemen bitirmek üzere. İnşallah Taşoluk onu devam edecek. Bildiğim kadarıyla Afyon merkezde var. Sandıklı kuruyor. Yani ilçelerimizin ve beldelerimizin birçoğu bayat başladı. Bunları oluşturduğumuzda Afyon Karahisar'da hemen hemen işsizliği sıfıra yakın indirmek istiyoruz. Ha, işsizlik problemi var mı? Var. Belediyede, devlette çalışayım diyen ciddi manada bir sayıda var. Bugün biz tuğla fabrikasındaki arkadaşları ziyaret ettik. Yani belediyede çalışmak isterler çünkü çarşamba günü belediye başkanımız burada Dobra Dobra'da belediyede asgari ücreti 11 bin lira olarak açıkladı. Öyle mi dedi? Evet. Yani şimdi bugün mesela tuğla fabrikasından arkadaşlar dediler ki gelsinler biz de en düşük 12.500 lira maaş vereceğiz. Bize gönderin çalışmak isteyen insana lütfen gelsinler biz işçi arıyoruz bulamıyoruz dediler. Buradan gerçekten gücüyle kuvvetle çalışmak isteyen arkadaşlarımıza asgari ücretin %50 fazlasıyla maaş vereceğiz. Gelsinler çalışsınlar dediler. Tuğla yani fabrikalarında. Ciddi manada da işçi var. Bu yıl yine çok önem verdiğimiz Çay ve Sultandağ ilçelerimize gıdaya yönelik organize sanayi bölgesi kuruluş çalışmalarını hızlandıracağız. O bölgelerde ciddi bir meyvecilik var. Bunları artırmamız lazım. Alternatif tarım ürünlerini geliştiriyoruz. İl Tarım Müdürlüğümüz buna çalışıyor. İşte kara buğday ilk defa geç ayın ektik, bu yıl ektik. Bunları verimliliği ve karlılığı artırdıkça yaygınlaştırmamız lazım. Evet. Bildiğiniz gibi biz 85 ülkede yayın yapıyoruz. En az Türkiye'deki izleyici sayımız kadar da yurt dışında izleyicimiz var. Bunların başını Belçika çekiyor, Almanya, Fransa, Hollanda ve diğer ülkeler. Oradaki vatandaşlarımıza da, gurbetçilerimize de teşekkür ediyorum. Çok güzel mesajlarınız da var. Hepsi de duygulu mesajlar. Belçika'ya yine sizi davet ediyorlar. Daha önceden gitmiştiniz. Belçika'daki arkadaşlarımızın, vatandaşlarımızın problemleriyle de yakından ilgilendiniz. Onlarla da ilgili teşekkürler var. Peki yurt dışındaki vatandaşlarımızla ilgili var mı bir çalışmanız? Yurt dışındaki vatandaşlarımızla ilgili ben en son gezdiğimde en çok sordukları birkaç konu vardı. Diyorlar ki ya hiç olmazsa biz işte en azından 60 yaş, 65'den sonrakiler Türkiye'ye geldiğimizde bir araç getirsek, o aracımız Türkiye'de dursa vesaire. Bunu Sayın Bakanımıza, Grup Başkanımıza vesaire ilettik. Yani bu fikir bana da makul geliyor. En azından emekli olmuş veya belli bir yaşı geçmiş, uzun süre orada oturanlar gelir de bir aracı getirirse, 5 yıl o araç satılamazsa, bu da ciddi bir talep var. İnşallah bir şekilde çözülür bu düşünceleri. Diğerlerinin yurt dışındaki Türk Hava Yolları'nın uçak biletleri pahalıydı. Türk Hava Yolları inşallah bu yıl ciddi bir indirim yapacak. Orada onların o istekleri, arzuları karşılanacak. Gerçek manada
Ama şunu söyleyeyim, burada ben geçen ayda Fransa Lyon'daydım. O Lyon, Rodot bölgesi diyorlar. Ya bir kere daha Afyonlarla hemşehrilerimize bize gurur duydum. Bizim bilhassa Emirdağlılar o bölgeyi de maşallah ele geçirmişler. 95 tane Diyanet Ditip camilerinin bütünlüğe Türk olacak inşallah. 30 tanesi Emirdağlı hemşehrilerimiz ve Afyonlu hemşehrilerimiz, Konyalılar, Yozgatlılar çok yaygın. İnsan gurur duyuyor. Yine biz geçen ay Brezilya ve Şili'ye gittik. Şili, Mapuche, yerel dilde dünyanın sonu demekmiş. Dünyanın sonuna gittik, orada da Türkler var, bir yer oluşturmuşlar. Onlarla da gittik, orada tanıştık. Ama şu önemli Sayın Güz Bey, Şili devlet başkanı değil ama meclis başkanıyla konuştuk. Cumhuriyet Senatosu'nun başkan vekili, dostluk grubu başkanı, 4 bakan, birçok milletvekili. Hepsi Türk dizilerine hayran, Türkiye'ye hayran. Ya benim bilmediğim bütün dizileri biliyor. İşte bakanın birisi o şu diziyi soruyor, o bir dizinin kahramanını soruyor. Ben arkadaşlara soruyorum, bu hangisiydi? Nereden nereydin? Brezilya dizilerini biz izlerken. Büyüyen bir nesil Türk dizileri. Şimdi buradan Türkiye'deki yönetmen arkadaşlara sesleniyorum. Lütfen Türkiye'nin bütün güzelliklerini filmlerinizde, senaryolarınızda yansıtın. Türkiye'nin turizmini yansıtın, gıdalarını yansıtın, gastronomisini yansıtın, TOG aracımızı yansıtın, SİHA'larımızı, uçaklarımızı, gemilerimizi, bu zenginliklerimizi, kültürümüzü, örf adetimizi yansıtın. Çünkü her gördüklerini orada uyguluyorlar. Türkiye'den bunları ithal ediyorlar. Türkiye'yi gezmeye geliyorlar. Bunlar çok çok önemli. O nedenle de yıllarca Amerikan filmlerini izlettiler. Yıllarca Amerikan dizilerini izledik ve Amerikan filmlerindeki o kıyafetleri giydi insanlarımız, onları aldılar. Bu açıdan da Türkiye'nin büyümesi ve gelişmesi açısından çok önemli. İnşallah ısrarla temsilciye meclis dedi ki başkanı, ya siz bunu işi nasıl başardınız? Yani özel para mı veriyorsunuz? Özel bir statü mü uyguluyorsunuz? Ne oldu da diyor Türk dizileri bütün dünyada izlenir noktaya geldi. Gerçekten bu Sayın Cumhurbaşkanımızın sürekli kültüre verdiği destek, önemli destekler ve ülkemizin, medeniyetimizin çok geniş olması, çok ciddi bir tarihi birikimimizin olması, cennet gibi bir vatanımızın olması, bunların insanımızın sıcakkanlı, misafirperver olması, bunlar hepsi üst üste gelince Türkiye Allah'ın izniyle çok daha hızlı büyüyor. Evet. Biraz önce siz SGK ile ilgili 2019 rakamlarını yakaladık dediğinizde herhalde bir dil sürçmesi oldu. Danışmanlarınız düzeltiyorlar. SGK'lı sayısı evet 2019'u buldu. 120 bin civarında. Toplam çalışan SGK, Bağkur, emekli sandığı 190 bine yaklaşmış efendim. Bir sıfır eksik. O zaman bir dakika hemen rakama bakalım ki hata yapmayalım. Onu da düzeltmiş olalım. Evet. Sevgili seyirciler, sorularınız akmaya devam ediyor ama bizim de saatimiz epeyce oldu neredeyse. Bu rakam yalnızca tekstildeki rakam. Tekstildeki rakam, tamam. Evet. Ama genel anlamda genel yine 2019 rakamını geçmişiz. Evet. 120 bine dayanmış. Çok da güzel bir rakam. Tabii ki işverenlere destekleriniz oluyor ama yeterli değil. İşverenlerimiz sıkıntılı. Gelen soruların pek çoğunda da Bağkur borçları ile ilgili bir yapılandırmadan bir af olabilecek mi diyorlar. O konuda şöyle işte memur işçide 5000 gün, Bağkur'da 9000 gün bunu düzeltmek gerekir diyenler oluyor. Tabii Bağkur'la işçiyi birebir tutmamak lazım. Belki küçük esnaf çok doğru da bir düşünün, bir şirketi kurdunuz, kendi adınıza çalışıyorsunuz. Şirket sürekli devam. Siz hasta olsanız da, işe gitseniz de gitmeseniz de Bağkur'u diyorsunuz ve işiniz devam ediyor. Ama SGK'lı işten çıkıyor, iş bulamıyor vesaire. Bir kısmen farklılık olabilir. Ama bu aradaki 4000 gün nedeniyle ben geçen hafta grup başkanımıza bu konuyu ilettim. Dedim ki başkanım, kanun çalışma sırasında zaten biz ciddi manada kredi desteği veriyoruz. Bağkur borcu çıktığında kişilere bunlarla ilgili ciddi bir kredi desteği veriyoruz. Yaş şartında kaldırınca prim günü sorun oluyor. Yani olur mu? Olabilir. Bunu tabii kanun çalışmasında Sayın Cumhurbaşkanımız değerlendirirler. Biz de borçlarla... ilettim bunu grupta tekrar salı günü grup başkan vekilimize de söyleyeceğim. Evet. Borçlarla ilgili yapılandırma isteniyor. Herhalde o hükümetimizin de hükümetimizin bakanlığımıza iletiriz.
Onlar tabii bu maliyenin konu, bütçe disiplini çok önemli. Bütçe disiplininizi sağlam tutarsanız yeni yılda işte hedeflerinizde, hedefinizin üstünde zam yapma imkan oluşturmanız mümkün hale geliyor. Evet. Sayın Vekilim, sayılardan bahsettik. AK Parti'nin şu andaki üye sayısı 11 milyon 200. Afyon ne durumda efendim? Afyon'da çok iyi. 100 bin civarındayız. Bölgede nasıl? Birinciyiz. Bütün Ege bölgesinde birinciyiz. Eğer yanlış hatırlamıyorsam 5. iliz Türkiye'deki en son en çok artış yapanlar içinde. Evet. Siz biraz önce işte 4 büyük marketin birisinin 2023 üründe fiyatları sabitlediğini, diğerlerinde... Birisi 2023 dedi, birisi bir rakam sayıldı. Birisi %40 indirim yapıyorum. Ama bu arada devletin hem Tarım Kredi Kooperatifi hem Toprak Mart Ofisi'nin satış ünitelerinde de ufak ufak 3 lira, 5 lira, 3 lira, 5 lira bazı kalemlerde zamların olduğunu yazıyor vatandaşlarımız. Bunu daha önceden de ifade edilmişti. Neden böyle bir devlet kendi elindeki şeyleri halledemiyor mu? Bir de Gül Kooperatifi ile ilgili gelen sorular var. Onu da ilave etmiş olayım. Siz gerçi o kooperatifi epeyce destekle sağladınız ama bitti mi oradaki problemler? Hayır, bitmedi. Çok uğraştık. Yani çok ciddi kaynak sarf ettik. Ama bir sorun çözülmeyince bazen çözülmüyor. Düğümlemiş oldu. Şey, Tarım Kredi, ben Afyon, Ankara'da da bazen özellikle Tarım Kredi marketten alışveriş yapıyorum. Alışverişi kendim yapmayı da severim. Geçen baktım, benim sürekli alışverişli markete göre birçok ürün daha ucuzdu. Kesinlikle daha ucuzdu. Diğerlerin ucuz oldukları da var. Yani mesela bir üründen çokça alıyor, daha sonra alıyor. Bunlarda bir kısmen farklılıklar oluşabiliyor. Fakat Tarım Kredi'nin açılmış olması, bugün 2000 civarında Tarım Kredi marketin gelmesi diğer marketlerde de kendilerine bir çeki düzen vermesine sebebiyet veriyor. Bu net bir şekilde görülüyor. Çok net bir şekilde görülüyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu kararının ne kadar isabetli olduğu, bu marketler yaygınlaştıkça çok daha güzel bir şekilde ortaya çıkıyor. İnşallah süreç içinde Tarım Kredi marketler çiftçiden doğrudan alarak bunları götürüyor. Mesela bizim Sandıklı Tarım Kredi, Tarım Kredi'nin bütün patateslerini alıyor ve birçok bölgeye Sandıklı gönderiyor. Sandıklı kooperatifimiz gönderiyor. Bunu örnek de vereyim. Benim sürekli alışveriş yaptığım markette patates 12,5 liraydı. Tarım Kredi markette 8,5 liraydı. Arada yani 1/3 bir fiyat farkı vardı. Evet, ama sadece patateste de patatesle çözülmüyor. Ama şöyle, sonuçta Tarım Kredi kendi marketlerinden, kredi kooperatiflerinden aldıklarında daha ucuz olabilir. Ama gerçekten marketlerde, yani zincir marketlerde bir frene basma oldu görülüyor. Sayın Vekilim, bugün Cumhurbaşkanımız çiftçilerle ilgili evet. Ciddi bir krediden bahsetti. Ben tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın geçen gün tweetlerde paylaştıklarını çıkarttım. İnanılmaz bir şey. Bunları Sayın Cumhurbaşkanımız hani ben yaptım diyor. Öbürküler Sayın Cumhurbaşkanımız yaptıklarına konmaya gayret ediyorlar. Bunlar Çiftçi başına 250 bin lira 36 ay tek tek vadeli söyleyelim. Olarak duyduk. Bunlar sadece seçim vaadi olarak değil, değil mi efendim? Bankalar bunları ödeyecek. Efendim, AK Parti hangi konuda şimdiye kadar söyledi de onun tersini yaptı? Bunun hiçbirisi asla mümkün olamaz. Onlarca şey getirmişler. Vallahi o kadar çok şey getirdi ki bunların her birisini bugünkü ikisi şu. Bu ikisini paylaşalım. Vatandaşımız da görsün. Eğer gösterebilir, yaklaşabilirsek. Kişi başına her çiftçiye 250 bin liraya kadar kredi verilecek. Faiz oranı yıllık %9.75, 36 ay vadesi var. Evet. Çiftçi başına. Çiftçilere bu yıl 40 milyar tarımsal destek verdik. 40 milyar. 2023 yılı Mart milyar deyince efendim o bazen katrilyon eski parayla. Vatandaşlarımız halen de milyarı farklı şekilde kullanıyor da 40 katrilyon eski parayla. Evet. Bu yıl 8.6 milyar katrilyon mazot ve gübre desteğini erken aldık. Ve dediğimiz gibi gübreyi, yemi sabitledik Nisan şeye kadar. KOBİ kredisi mesela bir
tarımsal ürün kuracağız. Diyelim ki bir turşu fabrikası kuracağız, bir salça fabrikası kuracağız, bir gıda fabrikası kuracağız. 15 milyona kadar kredi vereceğiz tarımsal ürünlere. Yıllık %4.75 faiz. Çok önemli bir şey. 10 yıla kadar da işletme kredisi 24 aya kadar da vade yapacağız. Yine genç ve kadın çiftçilere kredi limitlerini 500 binden 1 milyona çıkarıyoruz. Genç ve kadın çiftçilerimize. Tarım kredi borcu eğer takipteyse ana parasını peşin ödeyenin faizlerini siliyoruz. Eğer ana parasının peşin ödeyemiyorsa onlara da faizlerde ciddi manada indirimler uyguluyoruz. Ve taksit yapılıyor. Ve taksit yapıyoruz. Yine başka bankalara yüksek faizle borcu olanlara tarım borçları transfer kredisi yapıyoruz. Üst limiti 5 milyon liraya kadar olan faizini kamu bankasına geçirip %9.75 faiz ve 60 ay vade yapıyoruz. Evet. Bu da bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın çiftçilerimize verdiği destek. Sayın Cumhurbaşkanımız şunu diyor, sen üret ey Türk çiftçisi, sen üret, ben senin ürününü her halükarda daha yükseğe alacağım. Mutlaka girdi maliyetlerine destek olacağım ve senin daha çok kazanmanı temin edeceğim. İnşallah bizim kıymetli çiftçilerimiz, Tarım Bakanımızın söylediği eliöpresiz çiftçilerimiz üretmeye devam ettiği müddetçe onlar kazanacak. Onlar kazandıkça Türkiye kazanacak. Türkiye kazandıkça zaten bütün mazlumlar kazanacak. Evet. Bu işin kuralı bu. Vallahi. Sayın Vekilim, önünüzde onlarca şey var. Merak ediyorum, onların içerisinde yerel medya ile ilgili bir müjde veya bir paket var mı efendim? Yerel medya, biz hep üvey evlat olduğumuz için kendimiz içinde bir şey isteyemiyoruz. Biz sizin için özel kanun çıkarttık biliyorsunuz. Ne çıkarttınız efendim? Medya ile ilgili çıkarttığımız dezenformasyon kanunun içinde. Onu bizim için çıkartmadınız. Evet, internet gazetecilerini sizin için çıkarttık. Çünkü size reklam verilecek alanların sayısını arttırdık. Daha fazla gelir. Yok sayın. Bakayım, evet efendim, bir şey mesela yok. İcra ile ilgili alanlarda zorunlaştırdık. O 24 ay sonra olacak olan bir şey. Başlayacak. Sayın Bekir, başlayacak, tamam. Allah razı olsun. Bazı şeyler elbette olacak ama mesela 10 Ocak gazeteciler günü. Bize de bir kredi diyorsunuz yani. Kredi yani bizim şahsımıza vermeyin efendim ama Türkiye'deki gerçekten işin şakası bir yana, ben dünkü yayında da söyledim, daha önceden de bahsettim. Siz 2018 seçimlerinde buraya gelmiştiniz değil mi efendim? 2018 evet, seçimlerinde. O tarihte aşağı yukarı 300'den fazla yerel televizyon vardı. Uydu üzerinde yayın yapan. Bunların bazıları hap satanlar, ilaç satanlar, farklı şey satanlar vardı. Bunlar zaman içerisinde azaldı. Şimdi Türkiye'deki yerel televizyon sayısı, Kanal 3 gibi olan sayısı 60'a düştü. Önceki gün bir arkadaşımla konuşurken aylık maliyet en düşük olan arkadaşımız aylık maliyeti 600 bin lira. Bir uydu üzerinde yayın yapan televizyon 600 bin lira civarında bir rakam ödüyorsa, ki Kanal 3 gibi olanlar daha fazla bir masrafı var. Bunların azalma imkanı, azaltılma imkanı yok ama maalesef iş adamlarımız, işte biraz önce de bahsettik, ne televizyonlarına, ne futbol takımlarına, ne başka şeye, kendi öncelikleri farklı olduğu için çok da fazla sahip çıkamıyorlar. Ama hükümetimiz de yerel medyaya, işte 1000'e yakın günlük yayınlanan bir gazete var, radyolarımız var, televizyonlarımız var yerel bazda. Biz Show TV, yani hep kendimiz için hep başka konuları konuşuyoruz ama bunları da şunu anladık, biz anlatmadıkça halinden memnun herhalde deyip Nasrettin Hoca misali, yani artık bir tane daha fil verin deyip yerimize döneceğiz efendim. Bunun başka çaresi yok. Bu ekranların kararmaması lazım. Bu gazetelerin kapanmaması lazım. Bu radyoların kapanmaması lazım. Siz 15 Temmuz'u yaşadınız. 15 Temmuz'da TRT gibi, CNN gibi, NTV gibi belli başlı olan kanallar ve işte TürkSat eğer başarılı olsalardı hepsinin sesini durduracaklardı. Ama yereldeki radyolarımız, gazetelerimiz, gazetecilerimiz, herkes kendi imkanıyla, televizyonlar o FETÖ darbesine karşı durdu. Ama şunu da söyleyelim ki biz ne kadar karşı durursak duralım, hükümetimizden bize öylesine de yakın bir adım da gelmedi. Yani kamu spotları yayınlıyoruz. Yerel televizyon, şimdi NTV gibi yani reklam yapmış gibi olmayalım da,
ulusal diyelim yani yaygın basın mecbur yayınlaması gerektiği spot, kamu spotlarını prime time'da yayınlıyor. Biz prime time'da yayınlıyoruz. En izlenilir yerde ve gerçekten o yayınlar çok da faydalı. Bunu da isteyerek yapıyoruz ama bunlarla ilgili bir ücret almıyoruz. Geçen gün bir arkadaş dedi ki, ya dedi maşallah dedi hem Tarım Bakanlığı'ndan hem Gençlik Bakanlığı'ndan hem diğer bakanlıklardan iyi reklam almışsınız. Acaba dedim bana, benim bilgim olmadan gelen reklamları biliyorum ama sordum arkadaşlar, yok abi kamu spotundan bahsediyor dediler. Döndüm artık arkadaşıma söyledim. Kamu spotlar ücretsiz. Kimse inanamıyor. Yani bizi ya yerel statüde masraflarımızı verin. Milletin bizim de bütün giderlerimizi devlet karşılığında resmi ilan vermeyin ama bizi belli noktalarda yani SGK ile mi ilgili yapacaksınız. Çünkü bizim vergi borcumuz, SGK borcumuz, başka bir borcumuz yok. Hiçbir gazetenin bir borcu olmaz. Çünkü borç olduğu zaman basıyla konu zaten otomatik olarak onu keser. Yani bir artık bu sefer lütfen dokunun. Hatta 10 Ocak siz etkin bir milletvekilisiniz. Birkaç gün var. Orada Cumhurbaşkanımıza fısıldasanız 10 Ocak'ta o da çıktığı zaman bir konuşmasında ki bu televizyon biliyorsunuz Cumhurbaşkanımızın elinden yılın televizyon kanalı ödülünü gittik külliyede aldık. O konuda Cumhurbaşkanımıza ve sizlere de teşekkür ederiz. Takdirleriniz güzel. Ama bütün kanallarımız, radyolarımız ve yazılı basınımız için sizlerden destek istiyoruz ki bizler ne kadar güçlü olsak, ne kadar hiçbir şekilde farklı yerlere ihtiyacımız olmazsa daha özgür yayınlar yaparız. Doğruları daha fazla anlatabiliriz. Sevgili seyirciler, kendi derdimizi de burada canlı yayında aktardığım için siz de kusura bakmayın. Ama burada da onlarca kişi çalışıyor. Yerel medyada da inanın binlerce kişi çalışıyor ve bunların çoğu da nitelikli elemanlar. Bu nitelikli elemanlarımızın da başka iş kollarına gitmemesi lazım. Bizim bunlara sahip çıkmamız lazım Sayın Vekilim. Hiçbir şey diyemediniz. Sustunuz. Sayın Güz Bey, bu dediklerinizi kesinlikle en yetkili makamlara ileteceğim. Nokta diyorsunuz. Evet. Yani ben görevim inşallah bunu yapmak, ileteceğim. Yani biz tapınak şövalyeleri gibi yaygara yapmıyoruz efendim. Başkaları gibi de. Ama inşallah bunu ileteceğim. Makul bir ne yapabiliriz ilgililere konuşacağım. Tamam. Çünkü gazetelerin resmi ilanları var ama radyoların, televizyonların herhangi bir resmi geliri yok efendim. En son okuduğunuz kitap nedir Sayın Vekilim? Şu anki okuduğum. Evet. Mısırlı bir alemin iman ve salih amel ilişkisini okuyorum. Emir Timur'u okuyorum. Emir Timur'un mezarına gittik. Gittiniz. Özbekistan'da. Görüşleriniz değişti değil mi? Değişti. Evet. Tamamen değişti. Beğendim de. Gitmeden önce farklıydı. Gittikten sonra farklı. Orada bazı şeyleri hem dinledik, tercümanlarımız anlattı. Yani sevgili seyirciler, eğer imkanlarınız varsa mutlaka ve mutlaka Özbekistan'a, Taşkent'e, Semerkant'a, Buhara'ya mutlaka ve mutlaka gidin. Evliyalar diyarı ve bizim atalarımızın geldiği yerler, ırktaşlarımız mutlaka oraları gitmeniz, görmeniz lazım. Profesör Emin Işık Hoca'nın Nurettin Topçu eserini okudum. Rahmetli Nurettin Topçu'yu anlattı. Rahmetli Emin Işık Hoca'nın. İmam Gazali Hazretleri'nin yöneticilere siyasetnamesini okudum yeni. Vallahi fırsat buldukça okumaya Asya'nın devam Kandilleri'ni okudunuz mu hiç? Efendim? Asya'nın Kandilleri. Kimindi? Ben o kitaptan size inşallah bulayım, göndereyim. Çok mutlu oldum. Sizin geçen verdiğiniz Mücahit Küçük Yavuz'un, Yılmaz'ın Adaletin Kılıcı Yavuz Sultan Selim'i okudum. Şimdi yeni bir kitabı da çıkıyor Mücahit Bey'in. O da yakında gelecek. Onu da inşallah size vereyim. Bu ara onu okudum, evet. Ama bu herhalde 2022'nin son aylarında biraz kitap okuma hızınız düşmüştür. Düştü, bu ara düştü. Çünkü hakikaten süreci, bütçe süreci bizi yordu. Yoruluyorsunuz, bir zaman ayırma sorunu yaşıyorsunuz bazen. Bir de tabii en çok yoran da bu telefon. Sizin odaklanmanıza engel oluyor. Tam bir konuya başlıyorsunuz, kitaba başlıyorsunuz, bir telefon geliyor. Telefona bakmayayım, mümkün değil. Bu sefer yığılıyor. Yani bizim öyle bir dezavantajımız var. Evet. Allah kolaylık versin.
Sayın Vekilim, şunu da ilave etseydik diyeceğiniz, gerçi önümüzdeki süreç içerisinde sık sıklıkla bir araya geliriz. Şunu aziz hemşehrilerimiz şunu bilsinler. Türkiye inanılmaz derece yükseliyor. Bakın 2023'te Allah nasip edersin nükleer santralimizin bir ünitesi faaliyete geçecek. 2023'te doğal gazımızı kullanmaya başlayacağız. 2023'te tokumuzu yollarda görmeye başlayacağız. 2023'te Anadolu uçak gemimizi denizlerimizde göreceğiz. 2023'te milli muharip uçağımızı havalandıracağız. 2023'te tankımızın motorunu takıp yürüteceğiz. Kendi yerde ürettiğimiz. İnşallah. Helikopterimizin, atak helikopterimizin tankını, motorunu kendimiz takacağız. Gökbey helikopterimizi faaliyete geçireceğiz. Yani kendi yeni geçen motorlara takılan tren setlerimizi kullanmaya başlayacağız. Biz inanılmaz derece yerli ve milli makina, ekipman, silah, araç, gereç bunları tıpta aşıyla ilgili yeni Hıfzı Sıha'nın devasa tesisleri kuruluyor. 2023'te Ay Yıldız merkezimiz yani Milli Savunma Bakanımız Genelkurmay Hava, Kara, Deniz Kuvvetleri'nin toplandığı o devasa merkezi oluşturacağız. Bunların hepsini üst üste koyduğumuzda yeni yüzyıl, Türkiye yüzyılı başlıyor. Bu Türkiye'nin yüzyılıyla birlikte yeni medeniyet değerleri yeniden yazılacak. Yani gücü esas alan, sömürüyü esas alan değil, hakkı esas alan, adaleti esas alan, eşitliği esas alan, çalışmayı, üretmeyi esas alan ve rahmeti, merhameti esas alan bir yüzyılı hep beraber kuracağız ve Türkiye bunun öncüsü olacak. İnşallah hem kendisine hem çevresine ışık saçmaya devam edecek. İnşallah. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde aziz milletimizle beraber olacak. Evet. Sayın Vekilim, dikkatinizi çekti mi? Şimdi sizle belki defalarca program yaptık. Diğer milletvekillerimize de yaptık. Hemen hemen her programda terörü konuşurduk. Terörde şu noktaya geldik diye. Hiç bu konuya değinmedik. Evet. Farkında mısınız? Yani evet. Hiç gündemimizden çıktı çünkü. Hiçbir şey yapılmadıysa bile gerçekten bütün samimiyetimle söylüyorum. Allah razı olsun bütün güvenlik güçlerimizden, emniyetimizden, jandarmamızdan, bütün askerlerimizden, komutanlarımızdan, ilgili bakanlarımızdan, hepinizden. Yani bakın 3 saate yakın saat televizyon konuştuk aşağı yukarı. Ama tek kelime terörle aklımıza bile gelmedi. Yani. Gündemimizde bile yok. Sizin de gündeminizde yok. Çünkü artık bizim güvendiğimiz bakanlarımız var, gündemimizden çıktı. Cumhurbaşkanımız var. Güvendiğimiz bir silahlı kuvvetlerimiz, emniyetimiz var, istihbaratımız var. 24 saat biz uyusak da onlar uyumuyor, çalışıyor ve bizim ve dünyanın her yerinde askerimiz var. Ve Türk milletine, Türk devletine tuzak kuran, silah sıkan, kurşun sıkanı bulduğu her yerde gereğini yapıyor, sarı torbaya koyuyor. Ya getiriyor ya da orada gereğini yapıyor. Gereğini yapıyor. Evet, güvenlik güçlerimize bir kez daha Rabbim'den ayaklarına taş değdirmesin. Amin. Duamızı yiniyoruz. Çok teşekkür ediyorum Sayın Vekilim. Ben teşekkür ediyorum. Bu yorgunluğa rağmen sağ olun. Geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü. Belki oradan bir canlı yayınımız, canlı bağlantılarımız olabilir. Önümüzdeki haftaki gündemimizi yine pazartesi günü arkadaşlarımıza belirleyeceğiz. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun efendim.